Odak noktasına hoş geldiniz efendim. Ben Mustafa Yıldız. Bugün yine Türkiye'nin, dünyanın odak noktasındaki konuları konuşacağız. Stüdyomuzdaki değerli konuklarımızla birlikte Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuhal Bayrak bu akşam bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Teşekkürler efendim. Yine Star Gazetesi'nin yazarlarından Resul Kurt bizlerle birlikte olacak. Siz de Ülke TV ekranlarından yakinen tanıyorsunuz kendisini. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Az sonra da Rıza Saka stüdyomuzda olacak. Onunla da konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi ilk olarak şuradan başlamak isterim ki biz bir FETÖ ile mücadele içerisinde olduğumuzu söylüyoruz. Fakat baktığımız zaman o mücadelenin birebir karşısında olanlar var. Mesela bunun bir tanesi Cumhuriyet Gazetesi. Şimdiye kadar attıkları bütün manşetlerde açıkça FETÖ'ye olan desteklerini dile getirdiler. Zaten işte Can Dündar'ın neler yaptığı belli. Şimdi de devam ediyorlar. Bunun en son örneği Denizli savcımızın şehit olduğu o kazadan sonra attıkları tweet ve paylaşımları. Eğer varsa onu getirin arkadaşlar ekrana. Diyorlar ki FETÖ'ye, ilk FETÖ iddianamesini hazırlayan savcıyı kamyon biçti. Evet. Bu nasıl bir dildir? Allah aşkına nasıl bir dildir bu? Şimdi uzun bir zamandan beri bu Cumhuriyet Gazetesi'nin bu görevli yayın tarzını takip ediyoruz hep beraber. Ve hala daha Türkiye'de ifade özgürlüğünden, ifade özgürlüğünün işte olmamasına falan bahsediliyor. Şimdi bu şeyden biraz bahsetmek isterim ben. Bizde ifade özgürlüğü ile sorumsuzluk veya ülke düşmanı birbirine karıştırılıyor. Şu andaki Cumhuriyet Gazetesi'nin yaptığı şey veya bunun engellenmesi ifade özgürlüğü falan, özgürlük kısıtlanması falan değil. Bir taraftan Cumhuriyet Gazetesi şu anda o susturulan ne kadar medya varsa FETÖ'nün sesi olan onların tamamının yerine, onların fonksiyon yerine getiriyor şu anda. Açık ve net bir biçimde. Ondan sonra da bu yayınlar engellenmeye çalışıldığı zaman ifade özgürlüğünden bahsediliyor. Girişteki şeyin çok önemli. Tamam FETÖ'yle mücadele ediyoruz ama bir taraftan da Türkiye'de, bu ülkede bu mücadeleyi engellemeye çalışanlar var. Birisi işte bahsettiğiniz yayın tarzı. İkincisi başka bir şey de söylemek istiyorum ben. O halle yürütülüyor bu mücadele. Yani o halin verdiği imkanlarla yürütülüyor hukuki ortam içerisinde. Bugün, bunu defaca dile getirdik. O hale karşı çıkmak, FETÖ ile mücadeleyi engellemeye çalışmaktır. Bunun öncülüğünde CHP yapıyor. Efendim o hal, bu mücadele yürütülürken bazı mağduriyetler oluşuyor. Doğrudur ki bunlar önlenmeye çalışılıyor. Bir takım işte kurullar oluşturuldu vesaire falan. Hatta sürekli biliyorsunuz o kanun hükmünde kararnamelerle birçoğu geri döndürülüyor bunun falan. Ama belki herhangi bir mağduriyet olsun. O bireysel olarak yani o şeyin üzerine gidelim hep beraber ama başından beri Sayın Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü bir tarz var. Bu sistem, bu mücadele biçimi, bu o hal mağduriyetlere sebep oluyor. Bunu kaldırın. Getirin bu mücadeleyi şeyle yapalım diyor. Biz de teröre karşıyız, darbeye karşıyız. Getirin mecliste yapalım onu diyor. Bir takım gerekçeler göstererek o halin kaldırılmasını istemek şu anda FETÖ ile mücadelenin engellenmesidir. Engelleme çalışmaktır. Bu işte siyasette bu kesim, medyada bahsettiğin kesim ve benzerleri, sosyal medyada bunların çok yoğun biçimde karşılıkları var, izdüşümleri var. Çoğu artık farklı isimlerle bu şeyi yürütüyorlar. Bu ülkenin içerisinde hala bu ülkede dışarıdakilere biz konuşuyoruz da bunları pek konuşmuyoruz. Bu mücadeleyi engellemeye çalışanlar bunlar. Yani şimdi bunlar mesela Cumhuriyet Gazetesi dediğimiz zaman bunların kendi algısını söylüyorum. Yani benim kafamdaki algı değil. Cumhuriyete sahip çıkan, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkan, işte bunların hepsini tırnak içerisinde düşünelim. Atatürk'ün işte bütün değerlerine sahip çıkan bir gazete değil miydi bu? Şimdi, o zaman başsavcının şehit olması haberini
ilk FETÖ iddianamesini hazırlayan başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti. Yani bundan sonrakileri de bir göz daha biliyoruz. Bu şekilde mi vermesi lazımdı bu Çok abi? Net bir şey söyleyeceğim. Şu andaki bu yayın tarzını, yani adı Cumhuriyet olan bu gazetenin bu yayın tarzını tasvip eden, destekleyen, buraya yapılan operasyonu engellemeye çalışan Türkiye'deki en büyük Cumhuriyet düşmanıdır. Çünkü bu Cumhuriyet, o Cumhuriyet hiçbir alakası yok. Şeyi kastetmiyorum. Yani eski Cumhuriyet'le bir alakası yok. Şimdi eski, daha önceki Cumhuriyet gazetesi bildiğimiz bir gazete. Ben çoğu zaman yayın tarzını tasvip etmediğim bir tarzdır. Ayrı bir konu o. Ama o Cumhuriyet'le bunda bir alakası yok. İbrahim Bey'le, ben çok eski bir dost, çok eski dostumuz var bizim İbrahim Bey'le. Ben bir ara ondan dinledim. O dönemde yapılan operasyonun biçimini, yani bu Can Dündar'ın oraya getiriliş biçimi, ondan sonraki gazetenin dönüşümü. O dediğimiz dönemden sonrası Cumhuriyet'le ve yayınlarla, bu Cumhuriyet adı aynı isim olabilir, aynı logo olabilir ama daha önceki Cumhuriyet'le hiçbir alakası yok. Hala bunu o işte o Cumhuriyet'miş gibi şu andaki bu yayınları savunmak, dediğim gibi tekrar söylüyorum, hem Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti'ne de hem de o eski Cumhuriyet, eski Cumhuriyet'e de düşmanlıktır. Şimdi bu işte şu ifadelere göz yuman da demeyeyim, yani bu ifadelerin sahibi genelliğin yönetmeni, işte Cumhuriyet Gazetesi'nin internet genelliğin yönetmeni Oğuz Güven gözaltına alınmış. Yasal süreç başlatılmış. Ben işin orasında dedim, tabii ki yasal süreç başlatılacak. Daha ne olacaktı yani? Bundan daha fazla ne yapabilir? Şimdi ne yaptığını iyi bilelim ki. Ondan sonra diyorlar ki gazeteci... Tamam, işte, niye kaldırdılar gazetecilik... o başını? Neden kaldırdılar madem? Ondan sonra çıkıyor bizim işte Avrupa Birliği Bakanımıza, Avrupa'da hem de, diyorlar ki gazeteciler güvende mi gibi soru yöneltiyorlar. Şimdi şu şeyi de eğer varsa şu PKK'lı teröristin o öldürüldüğü operasyon nasıl vermiş? Şimdi şeye başsavcıya gözdağı, PKK'lı teröriste de güzelleme. Orada da şöyle diyor ki, işi de Ulaş Bayraktaroğlu, işi de karşı başlatılan Rakka operasyonunda hayatını kaybetti. Vah vah vah. Yani Resul Kurt. Evet, şimdi Nuh abi tabii gazeteciliğin duayeni çok önemli tespitlerde bulundu. Ben de Nuh abi konuşurken şöyle bir kafamdan geçirdim. Cumhuriyetin savcısına Cumhuriyet düşmanlığı. Budur işte. Yani abi. Cumhuriyetin savcısına Cumhuriyet düşmanlığı. Kim tarafından? Kim tarafından? Cumhuriyet tarafından. Sözüm ona. Cumhuriyet, sözüm ona. Cumhuriyet tarafından. Gerçekten şu an Cumhuriyet Gazetesi'nin çok büyük bir dönüşüm geçirdiğini, evrildiğini ve Cumhuriyet Gazetesi'nin belki 8-10 yıl önceki finansman problemlerinin FETÖ tarafından bir şekilde çözülmesiyle FETÖ'nün Cumhuriyet'i ele geçirdiğini ve özümsediğini, kendisinin oraya nakşettiğini. Yapıyor bu gazete. Evet, yani şu an açık ve net bir şekilde kesinlikle kapatılan FETÖ müsveddelerinin yerine faaliyet yürüten, devletin temel değerlerine dinamit atan, devletin, milletin varlığına, bütünlüğüne maalesef en büyük tehditlerden birisini oluşturuyor Cumhuriyet Gazetesi. Keşke eski Cumhuriyet Gazetesi olsa. Hani biz hep programımızda söylüyoruz ve bizim farklılıkların zenginlik olduğunu çok net bir şekilde görmemiz lazım. Ama burada bu paçavra dediğimiz Cumhuriyet ismindeki paçavranın maalesef Sosyal Demokrat, Cumhuriyet Gazetesi ile hiçbir ilgisi yok. Manşetlerine baktığınız zaman, yazarların kullandığı dile baktığınız zaman hep ötekileştirici, hep hakaret edici, hep tehdit edici unsurları görüyoruz. Bir kere 15 Temmuz gecesi ben Atatürk Havalimanı'ndaydım ve Kemal Kılıçdaroğlu, o da VIP'ten, biz vatandaşların olduğu, halkın olduğu taraftaydık. O VIP'ten uçağa inince hemen kendi korumaları, işte izledi bir Türkiye bir ay önce, korumaları pazarlık yapıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu hemen apar topar kaçırılarak götürülüyor. Bir belediye başkanının evinde saklanıyor. Resul Bey, evet, aklınızı etme ya. Tankın üzerine çıkmak için gidiyordu, orada tank çekilmiş oradan yani. Tank evet, çekilmedi, tank kaçacaktı. Şimdi başsavcı ne yapıyor? Darbe gecesi çocuklarına diyor ki, bak kredi kartım, işte bankamatik kartım, içeride 3-5 kuruş alın terimle kazandığım maaşımdan, evet, kalan para var. Çok değerli. Ben şey,
Eğer ölürsem, belki bugün değil ama belki 10 yıl, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra babanızın demokrasi şehidi olduğunu öğreneceksiniz. Ben utanacak hiçbir şey yapmadım diyor. Ağlayasım geliyor yani. Çok, çok. Şimdi bir tarafa bakıyorsun, tırıs 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 gidiyor adam. Nereye gidiyorsun kardeşim? Kemal Kılıçdaroğlu bak, hep söyledim bu yayında. Kaç sefer, bu 4. veya 5. sefer. Eğer 15 Temmuz gecesi tankın üzerine muhabinin söylediği gibi çıkacak erkeklik olsaydı, bugün Tayyip Erdoğan'dan sonra lider olarak halkın karşılayacağı bir insan olurdu. Ama ne yaptı? Zaten belki canı gönülden ah FETÖ ah gel 15 Temmuz darbesini yap dedi ki. Kaça kaça gitti bir belediye başkanının otel olmadığı için. Yani hiçbir otel almamış. Almamış. Yazık. Koskoca ülkenin ana muhalefet lideri otelde kalacak yer bulamadığı için bir belediye başkanımızın evinde misafir olmuş. Ben burada Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesini lanetliyorum. Türk milleti adına lanetliyorum. Çok net bir şekilde canını ortaya koymuş bir cumhuriyet savcısına cumhuriyet kisvesi altında hiçbir müsvedde hakaret edemez. Ne demek kamyon biçti kardeşim? Sen kimsin? Sen kimsin bu ülkenin savcısına gözdağı veriyorsun, tehdit ediyorsun? Bir kere yargının bunun hesabını net bir şekilde vermesi lazım. Şimdi tam burada Rıza Sakan'ın bundan birkaç hafta önce tam da bu stüdyoda anlattığı bir mesele vardı. O geldi aklıma, tevafuk oldu. FETÖ davalarında nasıl da bu sanıkların hakimi, savcıları tehdit ettiklerini anlatmıştınız. Evet. Ve uyarmıştınız da o programda. Şimdi bu savcı, yani şimdilik kaza ama arkasında ne çıkacak belli değil. Başsavcımız şehit oldu. Ama bakıyoruz adam bir zil çalıp oynamadığı kalmış. Şimdi ikisini böyle düşündüğümüz zaman ne çıkıyor ortaya? Yani bir kere Türkiye'de bu tür kamyon kazalarının hiç de masum olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani hangi kamyon kazasının altından neler çıkmadı ki? Yani Türkiye bunu çok gördü. Yani Cumhuriyet Gazetesi gerçekten iyi niyetli idiyse aslında yani ben yani tecrübeli bir yani çok eski bir gazete görünürde ama yani bu tür bir kaza ile ilgili bir önce bir soruşturmacı gazetecilik örneği vermesi lazım. Yani böyle bir sonuca gitmiş yani hakikaten sayın konuklarımızın da ifade ettiği gibi gerçekten çok ağır hiç kabul edilmeyecek bir aşağılık ifade kullanmış. Sonradan da zaten kaldırdılar herhalde. Yani bu gözaltına alındıktan evet. Sonra yani bunu ben kaldırılması meselesini de yok yani kaldırılmış olması ile yani ilgili böyle şunu, bir böyle bir ifadeye evet. imza atmak evet, zaten tabii, hani tabii. Hukukçu olarak yani siz bir başsavcının şehit olduğu bir kaza sonrası böyle bir ifadeyi görünce ne hissediyorsunuz? Yani bu burada bir kasıt hissediyorum yani kesinlikle burada. Şu anlaşılıyor. Resul Bey'in de söylediği gibi aslında bir cumhuriyet düşmanlığı, cumhuriyet savcısına bir cumhuriyet düşmanlığı söz konusu. Çok net kabul edilebilecek bir şey değil. Bir de yani hakikaten yani burada daha önce o kapatılan Ahmet Altan ve yani o, Taraf gazetesi. Yani ben şöyle görmeye başladım. Kapatılan Taraf gazetesinin fonksiyonunu, işte, bu, Zaman şey gazetesinin yürütüyor. Fonksiyonu şimdi adeta şey Cumhuriyet gazetesi ifa etmeye çalışıyor. Yani burada da gerçekten yani bir milli yani sonuçta Cumhuriyet gazetesi aslında milli bir gazete yani. Yani ulusalcı olması evet, ulusalcı evet yani geçmiş gibi dönem gibi görünen öyle olması lazım evet. Ama bakıyoruz ki gerçekten ortada çok büyük soru işaretleri var. Şimdi öyle bir tablo ki şimdi bunlara karşı bir soruşturma yürüttüğünüzde medya özgürlüğüne karşı da adeta sanki Türkiye yargısıyla, emniyetiyle, iktidarıyla sanki medya özgürlüğünü ortadan kaldırmış gibi bir izlenim de ortaya çıkarılmaya çalışıyor. Daha doğrusu kullanılıyor da maalesef bu manada. Ya şimdi bir kere herkesin yani bu ülkede sorumlu davranması lazım. Yani gazetecinin de, televizyoncunun da, emniyet mensubunun da, savcısının da, yargı mensubunun da. Yani burada
bir Cumhuriyet Başsavcımız, ki yani ölüm herkes için acı bir şeydir. Yani her ölüm için benzer şey söylenebilir. Yani ölen kişinin bir kere hani bir saygı duyulur yani sonuç itibariyle. Ölmüştür artık yani bizim hani geleneklerimizde de bu var. Yani ölen kişinin arkasından kötü konuşulmaması bir geleneğimiz bizim. Hele hele bu cumhuriyetin bir cumhuriyet başsavcısı ise bu ülke için emek vermiş bir hukukçu ise gerçekten orada da daha dikkatli olmak lazım. Daha saygıdeğer bir tavır takınmak lazım. Yani bu Cumhuriyet Gazetesi'nin bu tavrı yani çok da yabancısı olduğumuz bir tavır değil maalesef. Yani biliyorsunuz o dün Almanya'da şimdi ismini unuttum. Can Dündar. Can Dündar yani 2 yıl geçti arada MİT tırlarını tekrar verdi. Yani anlaşılacak bir şey değil. Yani siz kime hizmet ediyorsunuz? Yani şimdi anlaşıldı da hani kime hizmet etti. Yani şimdi burada şöyle bir sonuca varmak da mümkün değil. Ya bu aslında işte o gün işte o günkü işte internet gazetesi sorumlusu işte bugünkü gözaltına alınan kişi dün Can Dündar'dı. Bir başka gün bir başka kişi yani şimdi bu gazetenin hiçbir kendi içinde bir kontrol mekanizması yok. Ya biz ne yapıyoruz? Yani doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Yani bu yaptığımız, verdiğimiz haber çünkü ulusal medya anlamında siz attığınız her başlık, yazdığınız her harf bütün dünyada yankı buluyor. Yani bunun bir kontrol mekanizması yok mudur? Anlaşılır gibi değil. Ben eğer yoksa bu çok büyük bir gaflettir. Var da hala bu gerçekleşiyor ise o zaman gerçekten başka amaçlara hizmet ediliyor demektir. Şimdi buna da Cumhuriyet Savcılarının, yargının el atması kadar doğal bir şey olamaz. Herkes sorumluluğunu yerine getirmeli. Yani Türkiye'yi aslında bu manada Türkiye'nin itibarını karalamaya da kimsenin hakkı yok. Yani şimdi siz bir yanlış yapıyorsunuz, bir medya mensubu olarak gerçekten olmayacak bir şeye imza atıyorsunuz. Yargı sizinle ilgili bir işlem başlatıyor. Bu sefer de Türkiye, yargı Türkiye'de yargı medyaya baskı yapıyor ya da iktidar baskı yapıyor sonucuna varılıyor. Yani bunun acaba hani kasıt gerçekleştirilmek istenenlerden birisi de bu mu? Kasıt mı yani var? Türkiye'ye yani baskı bütün, uygulanması bütün bu, mı? Bu evet. Büyük bir operasyonun bir, yani parçası, bir parçası olarak mı? Yani insan gerçekten düşünüyor. Ne dersiniz Nuh Bey? Bu şeyi söyleyeceğim. Can Dündar'ın oraya gelmesi ve bu tabiri caizse o gazeteyi teslim alması çok basit bir şey değil. Hatırlayacaksınız. Bir süre önce bu Can Dündar mesela bir Mustafa belgesel hazırladı. Mustafa Kemal ile ilgili onun çocukluğundan itibaren vesaire. Bayağı böyle bir o şeylerle parlatıldı bu Can Dündar. Ben bu olup bitenlerden sonra biraz geriye dönük baktım. O dönemde mesela daha o zaman bu bahsettiğim zaman şeyle Cumhuriyet falan bir alakası yok Can Dündar'ın. Şeyle de bilgisi yok görünüşte. FETÖ medyası falan da bir alakası yok. Ama geriye dönük baktım ben. Zaman Gazetesi, diğer bu FETÖ'nün yayınları o dönemde mesela öyle çok övmüş ki şeyi Can Dündar'ı o belgesel üzerinden falan. Şimdi bakıyorsun, şimdi daha iyi anlaşıyor tabii. Dediğiniz gibi daha önceden belki anlaşmıyordu bazı şeyler. Önce korkunç bir şekilde bir parlatıldı bu. Biraz böyle işte Atatürkçü, biraz laik, biraz işte Atatürk'ü zaman zaman da eleştiren falan böyle bir tip olarak parlatıldı önce, piyasaya sürüldü. Ondan sonra da şeye yazar olarak girdi bu önce Cumhuriyet Gazetesi'ne. Orada yazı yazmaya başladı. Ondan sonrası yayın yönetmenine kadar çok ilginç. Ki ben bunu şeyden de dinledim. Yayınlardan onu görüyorsunuz. Yazıları manşet oluyor. Yazdı, köşe yazıları normalde orada. Yazıları hep manşet oluyor sürekli. Ve bir süre sonra yayını yönlendirmeye başlıyor. Daha şeyin başında İbrahim Yıldız var. Gazetenin yayın yönetmeni. Bilmiyorum kaç yıllık yayın yönetmeni. Oraya da ben bir şey ekleyeyim. Öyle değerli bir arkadaş. O manşet olan yazıda da bir şey yok. Bir şey yok ama yani hayır. Manşet şey olan yazı... Hayır bir şey yok. Bir şey olması lazım. Bir haber değeri bir şey olması lazım. İşte o dönemde buna paralel olarak vakıf yönetiminde bir operasyon yapılıyor. Vakıf da bu anlayışta Can Dündar'ı destekleyen yapı güçlendiriliyor. Tamam mı? Zaten o manşetler İbrahim Yıldız'a sen bir an evvel pırılın pırtını topla anlamına geliyor onlar zaten. Evet. Nitekim de bir süre sonra hakikaten bir tam bir operasyonla
İbrahim Yıldız gönderildi veya gitti, Can Nuri gazetenin başına geçti. Ve o dönem itibaren bakıyorsunuz, tam da aynen dendiği gibi şeyin geriye kalan başka bir yayın organı kalmadığı için tam şu anda birebir FETÖ'nün yayın organlığını yapıyor bu gazete. Tekrar tekrar söylüyorum, bu gazeteye şu andaki haliyle eski Cumhuriyet muamelesi yapan samimi değildir. Yani affedersin, enayi değilse, yani o ikisinin arasında fark görmeyecek kadar enayi değilse samimiyetsizdir. Başka bir, onun üzerinden başka bir operasyon peşinde o da yani. Yani şu andaki Cumhuriyet'in yayınlarını, işte bu efendim, Türkiye'de ilk kurulan gazete, Cumhuriyet'in gazetesi bu falan muhabbetiyle savunan kişi, dediğim gibi yani ikisinin arasındaki farkı göremeyecek kadar enayi değilse başka bir şey yapıyor da. Evet. O da bir operasyon yapıyor. Evet. Resul Kurt? Tabii özellikle Rıza Bey'in söylediği bir konu çok önemli. Türkiye'de sanki bir basın düşmanlığı varmış ki. Bakın, dünyanın hiçbir ülkesinde o ülkenin yöneticilerine, bakanlarına, başbakanlarına hakaretamiz manşetler olmaz. Evet. Medya kahramanı olarak muamele yapıyor Can Dündar'a Avrupa, tamam mı? E şimdi bak buradaki halin adamın. Evet. Şimdi fark bu işte. Dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Gül'ün önünde ayak ayak üstüne atmış. Bir sosyal medyada da izleyenlerimiz bulabilir. Almanya Cumhurbaşkanı önünde tümelik diyor. Çok özür diliyorum ama diyor. El pençe divan duruyor. Dolayısıyla bir kere bu bize şunu gösteriyor. Evet. İçimizde İrlandalılar var. Yani bir insan solcu olabilir, sağcı olabilir, muhafazakar olabilir, milliyetçi olabilir, vatansever olabilir. Ama bu ülkenin ekmeğini, bu ülkenin suyunu içiyorsa, bu ülkenin milli çıkarlarına, ulusal çıkarlarına hainlik etmemesi lazım. Eğer siz bir takım dış mihraklara uşaklık ediyorsanız, tasmasını elinde tutanlar önünüze her zaman kemik atacaktır. O kemiği kemirenler de her zaman el pençe divan duracaktır. Bu dünyanın genel kuralıdır. Onun için bizim ülke içerisindeki sağduyulu hangi kesimden olursa olsun, bakın ben hiçbir ayrım yapmıyorum. Biz farklılıkları zenginlik olarak gördüğümüz müddetçe, birbirimize kenetlendiğimiz müddetçe dik dururuz. Bakın Suriye'nin hali ortada, Irak'ın evet. hali ortada, işte görüyorsunuz Lübnan'ın hali ortada. Eğer biz birbirimize sahip çıkmazsak, bakın Türkiye'nin de başına aynı film çekilmek isteniyor. Şimdi yalnız burada mesele, bizim birbirimize sahip çıkmamızda falan sorun yok. Biz tamam, biz biriz. Biz bütün darbelere karşıyız. Demokrasi aşığıyız. Hayır, hiç alakası yok. Bakın, hiç adam alakası böyle, yok. Böyle çıkıyor karşı. Ben demokrasi aşığıyım diyor. Buradan, Erdoğan şöyle kötü, böyle kötüden giriyor. Bakın, bir bakıyorsun, hayır. Mustafa Yıldız, ben buradan Sayın Devlet Bahçeli'ye bu ülkenin tüm vatandaşları adına şükranlarımı sunuyorum. Bakın, darbe gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte en net tepki koyan muhalefet liderlerinden birisi olduğu için. Ve teşekkür ediyorum. Türkiye'nin ana muhalefeti ne zaman televizyonlarda açıklama yaptı? Her açıklamanın saati belli, öyle mi? Darbenin seyri belli oldu. Vatandaş Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla havalanlarını, kent meydanlarını doldurdu. Tanktaki FETÖ'nün köpeklerini tekme tokat polise teslim etti. Canını verdi, şehit oldu. Malını verdi, aracı, arabası telef oldu. Ama bunun neticesinde de bu ülke FETÖ'nün itlerine bırakılmadı. Dolayısıyla bizim bu ülkede medyayı da iyi analiz etmemiz lazım. Benim vatandaşlarımızdan şu istirhamım var. Medya okur yazarlığımızı geliştirelim. Bir gazetede, bir internet sitesinde en küçük uyduruk bir haber anında evet vay böyleymiş, inanmayalım. Yani bu işin bir aslını aslanı öğrenin. Vay efendim falan kişi böyleymiş, filan kişi böyleymiş. Yani bizim bir kere öncelikle bunu net bir şekilde anlamamız lazım. Bir gazete, hem de en eski gazetelerden biri, kalkıp ismini taşıyan bir cumhuriyet savcısına kamyon biçti. Çok özür diliyorum. Ulan bak, biz nasıl intikamımızı aldık. Hepinizi böyle böyle biçeceğiz mesajı veriyorsa evet. Benim bütün savcılarımı, hakimlerimi, yargı üyelerimi tehdit ediyorsa, o zaman bunun hesabını
devleti sorması lazım. Muhalefet, bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nden en küçük bir, bakın bütün medyayı ben takip ediyorum. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan tek bir mesaj duymadım. Lanet olsun bu Cumhuriyet Gazetesi'nin yaptığı gazetecilik değildir. Der mi ya? Böyle bir şey duyan varsa özür dileyim buradan. Bakın isminde Cumhuriyet olan bir partinin başkanı, isminde Cumhuriyet olan, canını bu ülkeye feda etmiş bir başsavcımıza yapılan belki bir suikast olabilir, olmayabilir ama bunun araştırması ileride çıkacak. Bir FETÖ'nün tetikçiliğini yapan basın müsveddesinin de eleştirilmesini yapamıyor. Neden yapamıyor? Dönüp aynada kendisine Kılıçdaroğlu'nun şunu sorması lazım. Ben kime hizmet ediyorum arkadaş? Ben bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanıyım. Demokrasi diyorum. Karşımda kongre isteyen parti meclis üyelerini atarım ha tehdit ediyorum. Peki ne olacak? Kendi partinde bile demokrasi yapamayan bir parti başkanı yarın bir ülkeye cumhurbaşkanı olduğunda nasıl bir diktatörlük olacak? Bunun ağzından kaçırdı en yakın sağ kolu, ağzından kaçırdı. Bizim medya grubumuzun da dahil olduğu basın kuruluşlarına anında çökeceğiz dedi. El koyacağız dedi. El koyacağız dedi. Sen kimsin ya? Sen kimsin kardeşim? Sen kimsin? Çok bekledik ama. Gürsel Tekin'den bahsediyor. Gelemez. Belki Nuh abi belki 15 Temmuz başarılı olsaydı gelip şeyler, de gazetemize onlarla beraber gelirdi. FETÖ'cülerin arkasından gelir, onların peşinden gelirdi. Onların kuyruğuna takılır olarak. Bakın buradan Kılıçdaroğlu'na net bir çağrı yapıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, bu ülkenin ekmeğini yiyen, yıllarca bu ülkenin okuttuğu, fakir gariban bir ailenin çocuğu olarak övündüğünüz ve bu ülkenin evladı olduğunu söylediğiniz bir kişi olarak adını taşıdığınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ismini taşıyan Cumhuriyet Savcısına kamyon biçti diye tehdit mesajı veren bir gazete müsveddesini lanetlemenizi, eleştirmenizi ve sayın rahmetli başsavcımıza en azından bir şükran borcunuzu ifade etmenizi bekliyoruz. Çok net. Şimdi çok net bu yani. İçine bir tane Cumhuriyet kelimesi koy. Cumhuriyetçi gibi görün. Atatürk işte serpiştir araya. Atatürk koy. Şu anda FETÖ çok iyi yapıyor şeyde sosyal medyada. Yani bu çok bol miktarda yapıyorlar. Ondan sonra içeri birkaç tane demokrasi işte şeye karşı, teröre karşıyım falan filan söylemleri, barış, huzur, özgürlük barış, falan ekmek koy. Ondan sonra görüntü bu. Evet. Ama ne yaptığına baktığımız zaman, zarf dil mazrufa bakacaksın meselesi, ne yaptığına baktığımız zaman başka bir iş yapıyor. Şimdi ne olacak? Yani biz FETÖ'yle mücadele ediyoruz. Sadece FETÖ'yle de değil. Buna PKK'yı da katalım. DHKPC'yi, DAEŞ'i. Yani bütün bunları katalım. Biz bir topyekun bir mücadeledeyiz. Nasıl mücadele edeceğiz bu şekilde? Şimdi yarın öbür gün içine barış koyup gene PKK'lılar çıkmayacak mı karşımıza? Aslında bu şekilde? Aslında Mustafa Bey bunlar ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Hani şimdi Türkiye'de tamam FETÖ'nün beli kırıldı Türkiye'deki operasyonlarla. Ama beli kırıldı konusunda. Yani Türkiye açısından söylüyorum. Yok şimdi geleceğim zaten yani. Başka bir noktaya. Hani biz zannediyoruz ki bir sürü kişi hapse atıldı ya da işten atıldı, işte şu anda soruşturmalar devam ediyor, işte emniyetin, yargının, değişik kamu kurumları arası içinde kilit konumdan uzaklaştırdılar vesaire. Ama ben hani az önce sizin hatırlattığınız onların o yargılama safhasındaki kendinden emin tutumları, işte o hakimlere bakın siz bugün bizi yargılıyorsunuz ama yarın siz hesap de burada hesap vereceksiniz. Biz bak, bizim yerimize çok önemli bir ifade. Geçeceksiniz. Yarın siz bizim yerimize geçeceksiniz demişler değil mi? İfadesi. Sonra o ifadelerin adeta yani hepsi bundan hapishanede ama yani tutuklular için söylüyorum bunu. Ama hepsi adeta hani ağız birliği etmişçesine daha önce verdiği ifadelerden ifadeler değiştirmesi, hepsinin işte özellikle FETÖ'nün iade sürecini de etkileyecek manada
ortak bir sanki iradenin ürünüymüşçesine ifadeler veriliyor olmasından şunu unutmayalım. Ben daha önce de bu örneği vermiştim. İşte Temmuz'dan sonra işte Kurban Bayramı'nda Deniz Fener Derneği'nin organizasyonu için Tanzanya'ya kurban organizasyonuna katılmıştık. Orada dolaşırken bir Türk'le karşılaştık. Ne yapıyorsun falan işte soruyoruz işte. Biz dedi Belçika'dan geliyoruz dedi. Hayırdır ne için geldiniz? Kurban organizasyonu için. Ne, hangi dernek, hangi vakıf vesaire? İşte cemaat dedi. Hangi cemaat? İşte Fethullah Hoca cemaati. Dedik ki ona cemaat demiyoruz biz artık. Onlar terör örgütü. Nereden çıktı bu? Olur mu dedi. Biz dedi hala dedi bütün dünyada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu işler sadece Türkiye'de şu anda aksama var. Yoksa biz dedi Türkiye'de, Türkiye dışında bütün ülkelerde güçlüyüz. Bu bir benim ilgimi çeken konulardan birisi. Bir başka konu yine bunların düşünceleri bakıyoruz. Diyorlar ki biz 140 ülkede örgütlenmiş bir yapıyız. Türkiye bu 140 ülkeden birisi. Tabii. Bugün Türkiye'den gideriz başka bir ülkeye. Onlar hiç farkı da yok evet, ayrıca. Bunun kendi ifadeleri evet, bunlar. Tabii tabii. Ha, tabii. Yani Türkiye'yi önemsemiyorlar yani. Aynen. Öyle bir yapılar var. Bu ikinci bakış açısı bunların. Bir de bir ABD'si, Almanya'sı, Hollanda'sı, Belçika'sı bunlara kucak açmış durumda. Yunanistan'a yani hiç, hem müttefiklik anlayışına aykırı bir şekilde hem de insan haklarına aykırı, yani hukuka aykırı, aramızdaki temel sözleşmelere aykırı bir biçimde kucak açtılar bu FETÖ mensuplarına. Haliyle bunun verdiği bir şımarıklık da söz konusu. Tabii. Yani şimdi o yüzden ben bunu diyorum. Yani bunlar ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Hani bu hiçbir tesadüf değil. Yani bu manşetler bence tesadüf değil. Operasyonlara zaten verilen cevaplar bu kadar büyük tesadüf bir organizasyonun değil. Böylesine küçücük tesadüflerle tabii, yürümesinin imkanı yok. Tabii yani, şu o bahsettiğiniz evet, var ya mesela hani Türkiye'yi önemsemiyorlar diye az evet, önce anlattınız ya. O kadar büyük bir organizasyon ki hani bunu anlayabilmek için o 140 ülkede örgütlendik evet, ifadesi çok önemli. O yüzden önemli. Burada şu çok önemli. Yani bu operasyon, bu soruşturmalar, bu mücadele hız kesmeden devam etmeli. Ancak burada şuna da ben parmak basmak istiyorum. Özellikle altını çizmek istiyorum. Bu son dönemde hatta bugün Hukukçular Derneğimizin de bir mesajı oldu bu yönde. Yani hani bu mağduriyetten, mağduriyet edebiyatının yaygınlaşmasından doğan bir algı oluşmaya başladı. Yani buna da çok dikkat etmemiz lazım. Neden? Çünkü benim gördüğüm kadarıyla bunların ikinci adımı şu. Burada mağduriyetleri arttırıp, tabii tabii, sonuna kadar ilgili ilgisiz herkesi aynı kefeye koyup, aynı kesenin içerisine atıp FETÖ mensubu olsun olmasın, özellikle olmayanlar ile ilgili de pek çok kişi hapse girsin, işinden olsun ki yani bu soruşturmalarla ilgili ya bu işler ne oluyor kardeşim, nereye gidiyor, bu işlerde yanlışlar yapılıyor denilsin noktasına doğru bir operasyon olduğunu da düşünüyorum ben. O yüzden... Başbakan dedi ya, evet, açığa alınanlardan daha fazla itirazda bulunulmuş. Evet. Yani şimdi burada bu çok önemli. Burada özellikle artık geldiğimiz dönem itibariyle daha hassas, daha ayıklayıcı bir tavrımız olmalı diye düşünüyorum ben. Burada şöyle bir şey çıktı mesela ortaya. Başta konuşuluyordu ama bir türlü tam o bağ kurulamamıştı. Şimdi mesela bazı hakimler var işte FETÖ soruşturması yürütüyor. Ondan sonra Baylokçu çıkıyor. Evet. Veya işte ve savcı aynı şekilde. Bakıyorsunuz bunlar en çok tutuklamayı veren bunlar. Yani ilgili evet, ilgisiz yani herkes tutuklamışlar. O zaman bu da o planın evet, bir parçası. Bu da büyük bir hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir konu. Bir. İki, bir itiraf furyası var biliyorsunuz şimdi. Hı hı. Ya şimdi adam diyor ki ben FETÖ'cüyüm. 50 kişi diyor ki bunlar bizim işte yapının içerisindeydi. Bu şunu yapıyordu, bunu yapıyordu. Yani ben bunlara da hassasiyetle yaklaşılması lazım. Yani bu konuda zaten ben FETÖ'cüyüm ya. Bunların söylediğinin %90'ı zaten yalan. Yani hani şey olarak hani öyle bir organize yalan ekibi ki bunlar. Şimdi bunların itiraflarını siz ne kadar dikkate alacaksınız? Böyle de bir problem var. Evet. Şimdi burada... Allah'a şükürler olsun yani buradaki mağduriyetler hani öyle abartıldığı kadar değil. Yani elbette
binlerce, on binlerce kişinin yargılandığı, soruşturulduğu süreçlerde hatalar olabilir. Yani ben burada şeyi önemsiyorum. Yani bu hataların çok önemli boyutlarda olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu işten uzaklaştırmalar ile ilgili yani bir komisyon oluşturulmasına karar verildi ama yani bir ay içerisinde kurulacaktı. Yani henüz daha bunun göreve başlamamış olması bence önemli bir eksiklik. Hı. Yani çünkü madem ki biz bunu kurduk, bir an önce göreve başlamalı. Evet. Yani bakın biz burada şunu yapmalıyız. Yani biz ileride eleştirilecek, ileride hukuka aykırı olarak görülebilecek, işte gerektiğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiğinde savunabileceğimiz, hiçbir zaman bizim alnımızı düşürmeyecek, bizim başımızı yere eğmeyecek bir süreç yürütmemiz lazım. Neden? Bu süreç o kadar önemli bir süreç ki Türkiye açısından, Türkiye'nin varlık yokluk mücadelesi bu. Bu nedenle bunun da hassasiyetle yürütülmesi lazım ki yarın bunlar şunu demesinler, Nuh Bey benim korkum bu. Ya bak gördünüz mü? Yani o kadar çok söyledik biz, bir sürü kişi yanlış yere tutuklanmış. Bir sürü kişi efendim işte hatalı yere işten atılmış. Yani bu sonuca varmamalıyız. Ben bu sonuca varacağımızı düşünmüyorum. Yani buradaki hata düzeyi minimum ve tolere edilebilir düzeyde. Ama bugün geldiğimiz noktada bu özellikle FETÖ'nün de, FETÖ mensuplarının, yani bunlar da şey bitmiyor. Yani bunlar da operasyon bitmiyor. Gerçekten bitmiyor. Yani şimdi benim gördüğüm mesela mağduriyetleri olabildiğince yaygınlaştırma. Evet. Geçen gün bir işte şeyle ilgili bir hakim savcının işte özürlü çocuklarıyla ilgili böyle bir şeyler yaydılar. Halbuki devlet onları almış, maaş bağlamış, ilgililere teslim etmiş. Hatta Aile Bakanlığı bizzat ilgilenmiş. Ama öyle bir yansıtılıyor ki işte bütün adeta FETÖ mensupları mağdur edilmekte, çoluk çocuğuyla beraber mağdur edilmekte algısı oluşturulmaya çalışıyor. Bizim bu aşamadan sonra en çok dikkat etmemiz gereken husus da bu. Mesela dikkat ettiniz mi hiç orada tersten bakmıyoruz hiç. Yani mağdur edebiyatı yapanlar, bunu savunanlar hep Tayyip Erdoğan'ı suçluyor, evet. Devleti suçluyor, hükümeti suçluyor. Ama mesela hiçbiri şunu demiyor. Ya bu işte hırsızlık mı suçu yok? Bu FETÖ ne kadar kötü bir örgütmüş. Evet. Ben buna katıldım. Çoluğum çocuğum mal, bunu demiyor mesela. Çünkü başka amacı başka çünkü. Ama yani bir de ben şunu da arz etmek istiyorum. Yani bir kere burada mücadele tabii emniyet mücadelesi, yargı ile ilgili mücadele çok etkin bir şekilde yürütülüyor. Hı-hı. Fakat hani biz şunu demedik mi, PKK ile mücadele ya bu hep askeri operasyonlarla olmaz. Ben şimdi bunun ihmal edildiğini düşünüyorum. Bakın Hı-hı. Bu mesele hani diyoruz ya biz karşımızdaki örgüt çok komplike bir örgüt. Dünyanın bugüne kadar gördüğü belki en tehlikeli örgütlerden birisi. Yani bu örgütle sadece güvenlik ve yargı boyutuyla mücadele edemezsiniz. Daha doğrusu güvenlik ve yargı boyutuyla mücadele başarıyı getirmez ya da çok uzun vadede başarıyı getirecektir. Bir kere yani bizim o kısa, orta, uzun vadeli bu örgüte karşı planlarımız olması lazım. Neden? Çünkü bu mesele aynı zamanda sosyolojik bir vaka, psikolojik bir vaka, tabii. Dini bir vaka. Yani içinde bir sürü farklı sosyal etken var. Yani bu mücadele bir vaka. Sosyal anlamda yürütülmeli. Psikolojik anlamda yürütülmedi. Ya bu insanlar aslında tedavi edilecek durumda. Resul Bey yani bu insanların hani yani demiyor ya bu Pensilvanya'daki haine suç bulmuyor. Ya niye zihni yıkanmış yani akli melekeleri elinden sökülüp alınmış ta ilkokuldan beri belki de ortaokuldan beri yıkanmış beyni. Şimdi beyni yıkanan birisinin beyni yok zaten. Yani düşünmüyor ki beyni. Şimdi buna o düşünme melekesini de yeniden kazandırmamız lazım. Yani evet. Ya sen işte FETÖ'cüsün. İşte seni köşeye sıkıştıralım, atalım değil. Bunlarla bu manada da mücadele etmemiz lazım. Yine aynı şekilde yani tıbbi bir mücadele. Yani şey değil, yani psikolojik anlamda, psikiyatrik anlamda bir mücadele. Bir de işin dini boyutu var. Yani çoğu insan bunların içerisine niye girdi? O dini motiflere kanarak girdi sonuçta. Evet. Mesela Diyanet'e bu konuda çok önemli iş düşüyor. Din görevlilerimize, ilahiyat fakültelerimize çok önemli iş düşüyor. Yani biz... Bu dini motifle aldatılan kişileri
Ancak dini ama argümanlarla yine aldatıldıklarını ortaya koyabiliriz. Bu meselede şu iddianamelerin de çok sağlam hazırlanması lazım. Tabii. Yani burada savcılara da çok büyük görev düşüyor. O konuda da çok farklı çünkü şeyler var. Bir ekiniz olacak galiba. Evet, ben şu şeye ben de bir şey söylemek istiyorum. Çok önemli bir noktaya temas ettiniz abi. Şimdi ben hatta geçen bir yazıda da bunu yazdım. Biz sadece kriminal tarafıyla uğraşıyoruz evet, şu anda. Evet. Bu olmalı mı? Tabii ki olmalı. Ama FETÖ ile mücadele bu değil. Yani sadece bu değil daha doğrusu. Bu sadece suç işleyenlerin cezalandırılması meselesi bu. Peki bu örgüt nasıl oluşmuş? Baktığımız zaman işte 40 yıldan beri diyoruz. Hep önüne evet, gelen böyle diyor. Peki nasıl olmuş? Cemaat, din, hizmet mefhumları istismar edilerek bu şey oluşturulmuş. Burada en önemli şey ki yarın bunun tekrar ortaya çıkması veya benzer biçimde bir başka yapının aynı şekilde aynı mefhumları kullanarak bir örgüt oluşma, örgüt noktasına gelmesini önleyecek bir tek şey var. Bunların din zannederek inandığı ve bunlar hipnotizme edilen adeta o şeylerdeki yanlışlıkların ortaya konması lazım. Bir kere asıl önemli mesele itikadi konularda önemli bir şey var. Yani bunların dini kendilerine göre inanç esasları diye ortaya koydukları veya kendi aralarındaki oluştukları şeyin bizim ehl-i sünnet itikadına, gerçek İslami şeylere uymayan şeyler. En önemli nokta bu. Ve Diyanet maalesef ve maalesef başından beri bu noktada gereken sorumluluğunu üstlenmemiştir. Daha doğrusu bana göre FETÖ ile mücadelede en büyük sorumluluk, en büyük pay Diyanet'indir. Neden? Diyanet Türkiye'de din adına, İslamiyet adına oluşmuş bir kurum. Evet. Diyanet diyecek bunların şu inanç esasları veya bu kullandıkları şu argümanlar dinle alakası yok bunların demesi lazım. Ta 17-25'ten itibaren demedi bunu Diyanet. İki, mesela çok ilginç bir şey söyleyeceğim. İddianameler çıkıyor. Birçok şeyin ayrıntılarını duyuyoruz artık yani daha da farklı ayrıntılar. Genelde şöyle bir şey görüyoruz. Cemaat demişler kendilerine, öyle bir kabul yapmışlar. Tamam, başlarında biri var. Bu ne demişse yapmışlar. Ne demişse hepsi. Bizim böyle anlı şanlı bayağı büyük adam zannettiklerimiz de yapmış. Efendim kusura bakmasın kimse. Başörtülü böyle işte dini şeylere uyan hanımefendi gibi görünenler de yapmış. Tamam mı? Bunların büyük kısmı bahsettiğim iddianame giren şeyler dinimizde haram olan şeyler. Bir hanımefendiye bir görev verilmiş mesela. Sözüm ona hizmet adına bunu yapmış gitmiş. Hı hı. Veya diğerleri haram olan şeyi yapmış. Halbuki bak Anadolu'da Müslümana git sor sana vereceği cevap şudur. Böyle zehirlenmemiş bir Müslümandan bahsediyorum. Aç başını de. Bilmem veya ya. Evet veya ona haram olan bir şeyi işte hoca söylüyor. Veya bak bu sevap olacakmış bunu yaparsan. Cennete gidecek. Hayatta yaptıramazsın abi. Tabii. Çünkü haram olan bir emir kimse özlesin yapılmaz şeyde. Ama bunlar yapmış. Nereden kaynaklanıyor bu? Bu gerçek dini yayınlardan bunların arasının koparılmasından kaynaklanıyor. O Rıza Bey'in dediği gibi ta küçük şeyden itibaren ele geçirdiklerinin bütün dini literatüre ilgisini kesmişler. Onların dinden zannettikleri şey hocanın sözüm ona hoca dedikleri kişinin kasetleri, kitapları, sohbetleri. Din bundan ibaret sanıyorlar. Dolayısıyla bir kere önce işin bu tarafının bir netleştirilmesi lazım. Bunu yapacak kim? Diyanet bunu yapacak olan. Yapmadı şu anda Diyanet bunu. Evet. Bir de ben demin çelik bir şey söyleyecektim. O konuştuk şimdi Cumhuriyet, eskisi Cumhuriyet, şimdi Cumhuriyet. Hı hı. Ya ne diyeceğiz peki? Bu kriter ne olacak? Abi şimdi 15 Temmuz'dan sonra bana göre birçok konuda kriter değişmiştir. Mefhumlar değişmiştir. Bu şey de öyle. Yayın kısmı meselesi de öyle. Şimdi bana göre ideolojik tanımların hatta dini tanımların yayın anlamında söylüyorum. Çok fazla bir anlamı kalmadı şimdi 15 Temmuz'dan sonra. Yeni bir kriter oluşturmamız lazım. Bu da şu. Bir milli duruş. Buna bakmamız lazım. Evet. İdeolojik olarak başka şeyleri öne alabilir. Kendi yani bir yayın kuruluşu. Hı hı. Benim gibi düşünmeyebilir. Bunlar çok normal şeyler. Neyi arayacağız peki? Ne kaçınılmaz? Olmazsa olmaz ne? Neyi eleştireceğiz? Ne olması eleştireceğiz? Milli duruş kardeşim. Onu söylemeye çalıştık. Cumhuriyet. Şimdi eski Cumhuriyet. Sol çizgide bir yayın yapıyor. Tamam bana ne? Yani onun meselesi. Ben almıyorum. Ama var bunun karşılığı olabilir. Ondan da eleştiremeyiz onu. Neyi eleştiririz?
hangi bu yelpazenin neresinde olursa olsun bulunduğu yerde bu ülkenin ortak menfaatlerini veya ortak tehditlerini, tehlikelerini savunuyor mu? Hı-hı. Tamam mı? Bu önemli olan. Buna yapıyorsa bakacağız. Cumhuriyet, şu anda Cumhuriyet bu açıdan faul durumda. Aynen. Şimdi kısa bir ara verelim. İkinci bölümde bu meseleyi biraz daha derinleştireceğiz. Hem siz de çaylarınızı, kahvelerinizi tazeleyin. Daha sonra birlikteyiz. Tekrar huzurlarınızdayız efendim. Konu iyice derin, derinleştikçe de farklı şeyler çıkıyor aynen. ortaya. Aynen. Resul Kurt. Tabii ben birkaç konuyu özellikle açmak istiyorum Memduh abinin hem Rıza abinin devamında. Şimdi bir kere FETÖ'nün bürokrasi ayağı var mı? Bunun netleştirilmesi lazım. FETÖ'nün özellikle bizim Star Gazetesi'nin de İlk haberini yaptığı FETÖ bürokrasisi, FETÖ bürokrasisinin ana omurgasını oluşturan MAYFET diye Marmara Yöneticiler Federasyonu diye bir dernek kapatıldı. Bizim haberimizden hemen sonra apar topar kapatıldı ve inşallah devletin istihbarat birimleri buranın yöneticileri kimlerdir? Bunların bir ekran görüntüsünü bir şeyini almıştır. Mutlaka devletin arşivinde vardır. Bakın FETÖ'nün bürokrasi ayağını çözmek istiyorsanız mutlaka MAYFET'i çökertmeniz lazım. Bir diğeri bizim gazetemiz FETÖ mücadelesini en fazla yapan basın kuruluşlarından birisi. Ve bu basın kuruluşunun bir üyesi olmaktan şeref onur duyuyorum. Bir, bizim kayıp kamyonlar haberimiz vardı. SGK'nın kayıp kamyonları diye. Bakın ben manşetleri okuyorum. Bizim gazetemizin haberlerini yaptığı konuyla ilgili paralel yapıya para taşıyan kamyonlar bulundu diyor. Mevzu şu, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun İstanbul'daki 8 deposunda yer alan milyonlarca liralık, belki yüzlerce tırlık ne bulduylarsa hepsini satmışlar. Ve paralar birazı zimmet, birazı himmet gitmiş. Bakın bizim gazetemizin manşetleri, paralel yapıya para taşıyan kamyonlar bulundu. Şubat 2014. Kayıp kamyonları kaybedenlere ödül gibi yurt dışı görevi. Bak biz haber yapıyoruz. Biz haber yapıyoruz gazetemizde. Yakalayacak halimiz yok ya, adamlar. Ben mi yakalayacağım kardeşim? Ben diyorum ki bak burada FETÖ'cü var. Buradaki FETÖ'cüler buradaki şu kaynakları transfer etmiş paralel yapıya. Kamyonlar paralel yapıya para taşımış. Bizim muhabirlerimiz bir yerden almışlar, ulaşmışlar kaynaklarına ve gitmiş haber yapmış. Kamyoncu diyor ki evet abi diyor biz diyor bu hurda kağıtları, hurda malzemeleri almak için şu kadar para verdik. Bunların hangi kamyonların çıktığı belli, hangi evraklar olduğu belli. Güvenlik görevlisi diyor ki evet diyor falan müdür geldi aldı. Bakın bu olayı örtbas ediyoruz. Bir diğeri bak çok açık diyor ki SGK'daki soruşturmaya paralel gölge. Ben mi yapacağım kardeşim soruşturmayı? Bir diğeri SGK skandalında çarpıcı detaylar. Bu ne oldu yapılmış sonunda? Yapılmış. En son ne olmuş? Bu kayıp kamyonları yapan, kaybeden memurlara 40 liralık ceza. Demişler ki bak 40 lirayla hadi demişler. 40 lira mı? 40 lira bak araştırma böyle şey mi olur ya? Kayıp kamyon depremi. Bunun gibi onlarca bizim gazetemiz bir hafta süreyle bu konuyu manşetinden verdi bak. Manşetten her gün manşetten verdi. Ödül gibi yurt dışına gönderilecek bunu yapan insanlar. O ödül gibi yurt dışına gönderilecek listede kimler var? O dönemin müsteşarı kim? Nerede şimdi? FETÖ hesabını soracaksak oturup buradan başlamamız lazım. MAYFET'te kimler üye? Bakın Türkiye'de çok açık ve net bir şekilde şunu söylememiz lazım. Biraz önce Rıza Bey de söyledi. Bu iş sulandırılmamalı. Biz bürokrasideki iki tane müsteşarın, iki tane genel müdürün ağzının içine sokmuşuz bu memurları. Bu FETÖ'cü diyor. Ve az da olsa masum ve suçsuz insanlar sırf bak
Ya bizim Güneş gazetemizin yazarı ya. Adam bizim gazetemizin yazarı. 30 yıldır tanıyorum. Ben kefil oldum ya. Her şeyine kefilim kardeşim. İhraç ediyor. Kafa bu kafa. Oradaki bürokrat 3 kuruşluk makam hırsı için. Aman koltuğum elden gitmesin. Bunu da FETÖ'cü yapayım, bu bana rakip. Bunu da FETÖ'cü yapayım, bu bana rakip. Bakın biz o bürokratların ağzının ortasına atarsak memuru çözemeyiz. Ne yapmamız lazım? Öncelikle bakın çok acil olarak akil insanlardan oluşan bir akil insanlar heyeti gibi bir kurul kurmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlı FETÖ'nün ekmeğini yememiş, suyunu içmemiş, kahvesinden geçmemiş insanları bulup bakın sağcı olur, solcu olur. Tek bir gayemiz var şu an. Bu ülkeye sahip çıkacaksak ortak hedef herkesin düşmanı FETÖ'dür. FETÖ ile mücadele edeceksek biz o bürokrasideki ya bu FETÖ çaycıya sızmış, çorbacıya sızmış. Aptal mı bu FETÖ? Hiç mi üst bürokrat yok ya? Hiç mi yok kardeşim? Neden çaycı olur? Niye hep çaycı da, çorbacı da, niye bürokrat yok? Bunu sana mı soruyorum bak? Ben aynı zamanda siyasetçiyim. Referandumda kapı kapı geziyorum, gittim her yerde. Bana bunu soruyor. Sayın vekilim diyor, geldin ama diyor. Ya diyor hep çaycı, hep çorbacı. Hiç mi diyor üst bürokratınız yok? Hepsi mi diyor çok sağlam? Yok mu hakikaten? Bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız 21 Mayıs'ta kongrede yumruğunu masaya vuracaktır. Halkımızın bu yönde çok büyük beklentisi var. Bakın bunu ciğeri yanmış bir insan olarak söylüyorum. Bu 30 yıldır tanıdığımız bu ülkenin değerlerine bağlı, milletine, vatanına bağlı bir insanlığı FETÖ'cü diye ihraç etme cesaretini bulan adama biz hesap sormazsak biz yarın öbür gün sokağa çıktığımızda insanların yüzüne bakamayız. Çok açık. Bakın 100 kişiden bir kişi bile mağdur olsa ve bunlar çok özellikle iyi seçiliyor. Güneş gazetesinin yazarı FETÖ'cü bak ne kadar büyük bir manşet getiriyor. Bu insanı FETÖ'den ihraç ettiğiniz zaman ne kadar çok insana ulaşıyor bak görüyorsun. Bunun altında bak bu yapılan tespit çok önemli. Şeyi belirtelim ama hani yapılan soruşturmada hiçbir alakasının hiç olmadığı da ortaya çıkıyor. Yok. Hiçbir ilgisi yok ya adam çayını çorbasını bile içmemiş. Biz hani birbirimizi biliriz ya bizim bakın benim kuşağım üniversite öğrenciliğinde biz bilirdik. Bu FETÖ'cü, bu Kırkıncı, bu Süleymancı, bu DHKP'cı, bu TİKKO. Biz biliriz birbirimizi. Herkes bakın bizim kuşağımız birbirini bilir. Bizim kuşağımızda FETÖ bu kadar örgütlenmediği için herkes açık bir şekilde kimin ne mal olduğunu bilir. Kim mülkücüdür, kim milli görüşlendir, kim işçi partilidir, hepsini biliriz. Yani biz aynı kuşakta yetişmiş, yurtta kalmışız. Herkes kendi yakın çevresiyle birlikte biz biliyoruz kimin ne olduğunu. Dolayısıyla da burada şunu çok net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Bir diğeri bakın üst kurul konusu çok önemli. Ben her yayında belki Mustafa Yıldız 10 kere söylüyorumdur. Üst kurul, üst kurul, üst kurul. Bizim bürokrasideki koltuk kavgasına, bürokrasideki memurların kendi kısır iç çekişmelerine verecek primimiz olmamalı. Sen benim rakibimsin, hemen bir ihbar Rıza abiyi at, Nuh abiyi at. Benim koltuğum oh ne güzel iki rakibi FETÖ'cü diye tasfiye ettim, koltuk bana kaldı. Bakın bu FETÖ'nün taktiği. FETÖ diyorlar ki nasıl AK Parti getirip bu kadar örgütlendirdi. Asla böyle bir şey yok. FETÖ'nün örgütlenme sistemi şöyle. FETÖ bir kişi kendi koltuğunu kaybetmek istemiyorsa FETÖ ile yanaşmışsa FETÖ'nü kullanıyor. Veyahut da FETÖ'ye prim vermeyen, FETÖ'nün örgütlenmesine, FETÖ'nün verdiği listeleri memuriyete başlatmayan veya FETÖ'yü tasvip etmeyen, FETÖ ile uyumlu çalışmayan bir bürokrat varsa bakın bu çıktı. İtirafçıların itiraflarında da çıktı. İtiraf karargahları kurmuşlar. Yüz binlerce aynı insan hakkında Mustafa Yıldız şöyledir, böyledir, parayı sever, pulu sever, şunu sever, bunu sever. Hemen senin hakkında bak seni kaybetmek istiyorsa FETÖ'nün önünde sen bir dikensen hemen 1000 tane ihbar mektubu gidiyor senin hakkında.
ve seni üst siyasetçi görevden alıyor. Lan bu diyor Mustafa ne kadar kötü bir insanmış ya. Hemen yanaşıyor FETÖ'cü üst yönetimden bir bürokrat. Ve benim diyor şu daire başkanlığı boşaldı ama buraya da filan Ahmet Bey var. Çok iyi bir adam diyor. Onu hemen diyor yapıştıralım. Yani FETÖ böyle örgütleniyor. Biz FETÖ'cüyü bilmiyoruz ama onlar birbirlerini biliyor. Onlar kim kimdir tanıyor. Evet. Dolayısıyla da burada bir karargahımızın olmaması büyük eksiklik. Bak, önemli. FETÖ'nün karargahı bu mesele, bu mesele de haklı. FETÖ'nün kurma heyeti var. Bizim bir karargahımız yok. Evet. FETÖ mücadelesini vermenin bir karargahı olacak. Bu... O karargahta bakın İşçi Partili de olsun, AK Partili de olsun, MHP'li de olsun, her görüşten insan olsun ama tek bir ortak kaygımız olmalı. Milli duruş bu ülkenin ulusal çıkarlarına. İtirazım var şöyle evet. Resul Bey. Şimdi burada özellikle dindar camiayı tanımayan kimi kesimler de herkesi böyle bir yani hafif dindar olan her insanı o FETÖ'nün kazanın içine atma eğilimi var. Evet. Yani da bu da önemli. Da çok yani şimdi yanlış. Çok çünkü burada demin sizin o söylediğiniz tasfiye metotlarından birisi de bu geçenlerde adliyede bir arkadaş söyledi. Ya biz dedi ki mübaşirler ya da orada görevler artık cuma namazına gitmeye çekiniyor diyor. Neden? Efendim işte dindar görünüyoruz. Dindar şimdi FETÖ'cülerin %90'ı dindar. Yani dindar görünüş görüntü evet. itibariyle. Tabii. Böylece insanlar adeta dindar görünmeye de korkar hale de geldi. Yani bu da evet. Saygılı olmamız lazım. Bu manada evet. da aksine, buradan o çağrıyı da yapmamız lazım. Bir şey daha, yani bir şey insanlar daha dinini en güzel Yıldız. Şekilde yaşayacak. Evet. Dininin gereklerini en güzel şekilde yapacak. Bunlara en güzel cevap da böyle verilir tabii. Zaten. Bir şey daha söylemem lazım. Hı-hı. Şimdi burada özellikle bizim gazetemizin bu biraz önce okuduğum manşetleri var. Hı-hı. Bu manşetler gerçekten FETÖ ile ilgili birçok çarpıcı gerçeği ortaya çıkarıyor. Hepsinin delili var. Belgesi var ve gazetemiz 3 günde tekzip alıyor ya. Allah aşkına hangi hakim 3 günde önüne gelen dilekçeyi karara bağlayıp da 10 binlerce liralık, milyonlarca liralık tazminata hükmediyor? 2014'te bu tarafa FETÖ ile ilgili yani hemen hemen yayınladığımız son zamanlarda demiyorum. Yani yayınladığınız bütün haberlere ertesi gün tekzip geliyordu. Normalde bunun şeyi nedir? Süresi nedir? Mesela bir tekzip geldi. Bir kere onu bir incelenmesi lazım. İki, bazı şeylerden fark ettik ki haberi okumadan bile tekzip yazıp göndermişler. Bize yani sormuyor standart, yani. Bize okumuyor bile haberi yani. Tamam mı? Standart. Bizim yayınladığımız her habere tekzip gönderiyorlar. Önüne bir şey daha var. Tabii. Özellikle Türkiye burada çok önemli. Biraz önce konuşuldu. Diyanetin fonksiyonu çok önemli. Ve burada Türkiye büyük bir itibarsızlaştırma ve saldırı altında. Neden? Çünkü gençler okumaya geldiğinde kalacak yeri bulamayınca gitmiş, FETÖ'nün evlerine sığınmış ve burada devşirilmiş, mankurtlaştırılmış. Türkiye ülkesine, milletine, devletine bağlı gençlerin barınabileceği, özgür bir şekilde ülkesinin dinamiklerini yaşayabileceği bir ortam sunduğu için bundan rahatsız oluyor FETÖ. Çünkü Türkiye varken gelip de burada FETÖ'nün evlerinde kalmıyor gençlerimiz. Çaresizlikten FETÖ'nün evlerine giden insanlar TÜRGEV'in evlerinde, TÜRGEV'in yurtlarında kalmak suretiyle ülkesinin, milletinin değerleriyle buluşuyor. Evet. Bakın TÜRGEV'e de yapılan saldırıların, itibarsızlaştırmaların arkasında bu karanlık güçler var. Ensar'a yani, da aynı şekilde. Aynı şey Ensar için de geçerli. Bakın burada şunu çok net söyleyelim. Bizim en büyük sorunumuz, bu ülkenin en büyük problemi FETÖ'dür. FETÖ mücadelesini ne kadar etkin ve özverili yaparsak, FETÖ mücadelesini ne kadar iyi yaparsak, bu ülke o kadar kısa zamanda sulhu salahate ulaşmış olur. O hal eleştiriyor ana muhalefet. Kardeşim tamam destek ver, destek ver. Bu ülkenin milli çıkarlarına sahip çık, milli bir duruş göster. En kısa zamanda ülke normalleşsin. Yani biz olağanüstü bir dönemde yaşarken, olağan bir yaşam nasıl sürebiliriz? Allah aşkına olağan bir yaşamda mıyız yani? Kimin bir şey daha önemli o da şu. Çok acil olarak itibarsızlaştırmanın önüne geçecek, ihbar mekanizmalarının, iftira mekanizmalarının önüne geçecek bir yasal düzenleme lazım. Ben karalıyorum Rıza abi diyorum FETÖ'cü. Muhabir FETÖ'cü, Ahmet FETÖ'cü. Kardeşim ben adımı, TC kimlik numaramı, adresimi yazıp veriyorsam devlet alsın.
ihbarı değerlendirsin ve en ağır cezayı versin ihbar edilen şahsa. Ama ben Rıza Bey'i zan altında bırakmak, itibarsızlaştırmak, bakın FETÖ'den ihraç aşamasına gelmiş bir kardeşimiz ağlıyor. Diyor ki ya ben kim FETÖ kim diyor. Yani bakın bunu çok üzülerek söylüyor. %1 bile olsa evet. insanlarım düştü. Keşke diyor ölsem diyor yani. O oyuna düşmemek lazım işte. Abi, bizim bakın burada çok net söylüyorum. Bürokrasinin insafına terk etmeden ihraç mekanizmasını, açığa alma mekanizmasını ve göreve kabulü mutlaka ve mutlaka bir üst kurul. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bir üst kurul üzerinden yapmalıyız. Ve burada üst kurulda çok adilane, çok doğru bir şekilde görevini layıkıyla yapacak ortak değerimiz, ortak tabanımız, ortak paydamız da FETÖ'nün mücadelesi. FETÖ evet. Mankurtlaştırıyor insanları. FETÖ şimdi insanları arada, kirletiyor. Bu meseleye başladığımız yere şöyle bir tekrar geri döneceğim bir son dakika gelişmesi de olduğu için. Denizli Cumhuriyet Başsavcısının şehit olmasına neden olan o kazadan sonra kamyon sahibi de gözaltında. Yani o konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma derinleştikçe de özel ekip bu arada görevlendirilmiş durumda. Soruşturma devam ettikçe de başka şeyler Adalet çıkacak Bakanlığı ortaya. Adalet Bakanlığı talimatı var. Tabii. Bütün ayrıntılarıyla incelenmesiyle alakalı bir konu. Tabii ki, tabii ki. Şimdi bu meseleye orada, döneceğiz. Orada özür diliyorum ya Mustafa Bey. Bir şey dikkatimi çekti. Ben onu sosyal medyada paylaştım. Hı. Kazanın olduğu gün bir vali bir açıklama yaptı. Bir de valinin dışında bir de ben radyodan dinledim. Dolayısıyla kim olduğunu tam şey yapamadım. Savcı mıydı muhtemelen bilmiyorum. Çok acil bir biçimde, daha yeni olmuş kaza. Arkadaşlar bunu başka şeyler yormayın, bu kaza. Biz savcı, evet, yani, savcılardan birisi. Tamam. Şey dedi, yani bu normal bir kaza. Çok bir şey evet. yapmayın bunu, başka evet. bir şey aramayın bunu. Bu kaza, zaten kamyon birdenbire çıkmış yola, o arabayı takip ettiği falan yok gibi. Hiç alışık olmadığımız, çok acil, tamam mı? Aynı şeyi Muhsin Yazıcıoğlu'nda da duymuş. Aynı şey, tabii ki. O zaman da aynı şey yapıldı. Aynı senaryo. Bu bana çok garibime gitti bu. Yani öyle biz... Şu FETÖ'nün yaptıklarını son birkaç yıldan beri öyle gördükçe o kadar dolambaçlı, o kadar ince hesaplarla şeyler yapmışlar ki nasıl buna, hangi cüretle, hangi şeyle bu kadar hızlı, bu kadar acele, başka bir şey aramayın bu kaza dendi, niye dendi bunu ben merak ediyorum. Yani sıradan bir olay bile görüyoruz işte savcı soruşturma açtı deniyor herhangi bir olaya bile. Bunu nasıl anladınız ki 10 dakikanın içerisinde bu kadar net açıklama yapıyorsunuz? Kim bu açıklamayı yapıyor, niye yapıyor? Bu da ilginç bir şey yani. Bu arada Hrant Dink... suikastinden sonra da benzer açıklamalar gelmişti birilerinden. O da ayrı bir mesele. İşte bu tarzı tanıyoruz biz biraz yani. Değil mi? Yani bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman başka bir tablo çıkıyor. Başka çok daha kanlı bir örgütle karşı karşıya olduğumuz da ortaya çıkıyor. Bu meseleye tabii döneceğiz. Bu meseleyi konuşmaya devam edeceğiz ama geçen haftanın en çok konuşulan görüntülerinden bir tanesi de Gürsel Tekin'in Suriyeli çocukların işte yanına gidip onlarla böyle bir poz vermek isterken düştüğü durumdu. Arkadaşlarım getirdi onu da ekrana. Onu full ekrana da verebiliriz istersen Oğuzhan. Şimdi Gürsel Tekin bu görüntüyü verip, şimdi önce bir hikayeyi anlatalım. Yanında böyle ajanslar falan yok. Yanında Sözcü gazetesi var. Şimdi bunun bir altını çizelim. Yani kendi görüşüne yakın olan bir gazeteci var. Fotoğrafı onlar çekiyor. Ben çekmiyorum. Ya da evet. Anadolu Ajansı, işte İHA şubu değil. Sözcü gazetesinin çektiği fotoğraf altına yazacak işte. Cumhurbaşkanı ona ağlamasın, bunları ağlasın falan filan gibi bir şey yazıyor. Fakat ayakkabı detayını atlıyor. Ama onun için normal bu değil mi Nuh abi? Bir de başka bir şey daha var orada. Yani resmen oraya poz vermeye gitmiş. O çocuklar orada yatıyorlar. Tamam mı? O da onların başına çömelmiş dediğin gibi ayağında ayakkabıyla. Bundan anlayamadığı ve siyasette çok önemli bir püf nokta var. O da samimiyet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da gidiyor. Hiç randevusuz, efendim bilgisi de olmadan işte şehitlerin evlerini ziyaret ediyor vesaire. Hatta sosyal medyada birileri şey paylaştı. Bir bu karayı koymuşlar. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın gene bir gecekonduda işte çorapları evet. Ayakkabısı, beraber bastı falan bir şey. Hı hı. Şimdi oturuyor çömelmiş beraber. Biz de o zaman şeyi koyalım. Çok özür dileyerek biz de şeyi koyalım olsan o zaman kendi genel başkanının yani Gürsel Tekin'in genel başkanı nasıl koyuyor girmiş içeri. Bir de onu paylaşalım. Ver ekranı onda. Full ver.
Şöyle izleyicilerimiz de daha rahat görsün. Madem öyle biz de bunu paylaşalım. Ev sahibi var. Kemal Bey Sarıyer'de daha önce, çok bu da çok eleştirilmişti. Kağıt tepe olmasın. Sarıyer'de bir eve giriyor ayakkabılarıyla. Ev sahibi halının altına sokuyor ayağını. Ya ben acaba ben mi yanlış yapıyorum? acaba ayakkabıyla içeri girmek mi doğru falan? Hani adam garipsiyor. Çok konuşulmuştu bu. Bundan yani bu kadar konuşulan bir görüntünün üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu görüntüsünün üzerine günlerce konuşuldu. Gürsel Tekin gidip o fotoğrafı veriyor. Şimdi bu işte mesela yani ayakkabı da değil mesela ama her yerinden baktığınız zaman bu samimiyetsizlik fışkırıyor. Bunların en büyük şanssızlığı da zaten bunların siyaset yaptığı bu dönemde adeta bir samimiyet abidesi insanlar, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bunların karşısında rekabet ettikleri kişiler. Bir şey vardı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam eğer, rahmetli Savcı Kiraz'ın evinde, onu ziyaret ettiğin evde taziye için gittiğinde, abdest aldıktan sonra bir çorap giyerkenki bir görüntüsü. Tamam mı? Evet. Tam böyle bir Anadolu'da gidin herhangi bir evdeki şey işte bu mesele. Yani doğallık çok önemli. Onun ayakkabıyı çıkarıp çıkarmadan girmesi de önemli değil. Yani doğal olmak çok önemli. O insanların işte. Birisi olmak. Doğal işte o. Bu, fazla doğal bu. Yani, kendi doğalı o demek ki. Yani ben şuraya tamam, getireceğim lafı. Tamam problem yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiğimizde bundan hani gocunsa ya ben yanlış bir şey yaptım dese zaten bu fotoğrafı vermez Gürsel. İyi ya. Ben de şunu demeye çalışıyorum. O haliyle İşte Anadolu'dan birisi gibi yani Erdoğan taklidini yapmaya çalışıyorlar. İşte ev ziyaret ediyor, şeye gitmeye başlamış onlarda. Doğaldan kastım bu. Yani onu insanların gözünü boyamak için yapmakla doğal olarak yapmak birbirinden çok farklı şeyler. İşte bu ayakkabı çıkarsa da yine sırıtır o. Çünkü onlardan birisi değil bunlar. Yani başka dünyanın adamları. Ama bir şekilde bu aynen şey işte hatırla aynı Gürsel Tekin çarşaflı hanımefendilere CHP rozeti takmıştı. Evet. Sanırım avcılar da ne yani. Sultan Bey miydi? Bir yerde işte CHP olmuştu onlar. Efendim bunun gibi aynen büyük şehirlere şuraya buraya muhafazakar aday koymaları ve Ekmelettin İhsanoğlu gibi birisini aday yapmaları. Bunların tamamı bu taklitçilikten kaynaklanan şeyler yenisini işte. Yenisini arayış içerisinde. Dediğim evet. Doğallık bu. Yani burada doğal değiller işte. Olmaz böyle. Eğer muhafazakar kesimin aday oyun alacaklarsa böyle yapmayacaklar. Gerçekten onlardan birisi olmaya çalışacaklar olacaklar. Ki şu anda tam kritik bir dönemde işte yine CHP. Hı hı. Gene böyle görüntülerle işi götürmeye çalışıyorlar. Oysa artık eskisi gibi değil. %49 bile kurtarmıyor. %50 bile kurtarmıyor. %50 aşması gerekiyor. O zaman CHP'nin bu yakın zamana kadar yürüttüğü o belli bir kesimi bürokraside, işte yüksek yargıda iktidar olan o belli oligarşi kesimini hedefleyerek siyaset yapmakla bir yere varamazlar artık. Eğer buna devam edeceklerse bu siyasete, milletin ta kendisinin ne olduğunu iyi tanımaları ve ona uygun siyaset yapmaları gerekiyor. İşte o zaman bunların olmaması lazım. Evet, Rıza Sakra. Ya aslında burada CHP'de demek ki hani Ankara'ya gidince ya da genel merkez CHP, yani CHP'nin o formatına tam anlamıyla gelince değişiyor insanlar demek ki. Ben Gürsel Tekin'in başka bir fotoğrafı daha var. Gürsel Tekin'i ben yakından da tanıyorum. Birlikte meclisçiliği yaptık Kadıköy'de. Ben AK Parti'de, o CHP'deydi, o Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısıydı. Aslında Gürsel Tekin benim gördüğüm kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde halka, tabana en yakın isimlerden birisidir. Birisiydi. Öyle görünmüyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani ben bu 2004'ten bahsedeyim. 2004-2005 bundan 13-14 sene önce. Hatta il başkanlığı yaptığı dönemi de ben dikkatle izledim Gürsel Tekin'in. Yani AK Parti'nin hatta geçmiş dönemde Fazilet Partisi ve Refah Partisi'nin uyguladığı taktikleri uygulamıştı. Yani aslında başarılı da oldu. Taktikleri biliyor yani. Gürsel Tekin o dönemde il başkanlığı döneminde İstanbul'da bayağı bir şey katmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir ivme katmıştı. Ama İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin genetik kodu hakim farklı. Olduğu anda. Yani gitti, yani Ankara'ya gitti, genel başkan yardımcısı oldu, işte genel merkez yönetimine girdi vesaire. Yani hiç Gürsel Tekin'in yapacağı bir davranış değil, benim tanıdığım Gürsel. Yani 15 sene önce benim tanıdığım Gürsel Tekin'in vereceği bir poz değil yani bu. Ama işte Cumhuriyet Halk Partisi az önce Nuh Bey de söyledi. Yani gerçekten
bu halkın değerlerinden uzaklaşmış maalesef. Değerlerini tanıyamıyor yani. Ya gerçekten bu Anadolu insan için de geçerli. Yani bir insan ki yatılan, çocukların yattığı bir mekan yani orası. Oraya ayakkabıyla girmek hakikaten hani bırakın bir değer meselesini efendim işte diğer konuları. Yani hakikaten uyunulan işte çarşafın yatağın olduğu bir yere ayakkabıyla girmek de doğru değil. Yani evinize belki ayakkabıyla girersiniz de ta yatak odasına kadar da gidilmez yani. O ayakkabı oraya kadar gitmez. Şimdi bu yönüyle maalesef Cumhuriyet Halk Partisi yeniden bir kendisine yeni bir genetik kod oluşturması lazım. Yani eğer bu ülkede iktidar olmak istiyorsa, eğer bu ülkede milletin gönlünde taht kurmak istiyorsa, yani ben isterim, gönlüm arzu eder, Cumhuriyet Halk Partisi gibi Cumhuriyetimizin tarihiyle özdeş bir siyasi partinin bu milletin gönlünde taht kuracak, bu milletin değerleriyle barışık bir siyasi parti olsun. Gerek ana muhalefet partisi olarak, gerekse yarının iktidar adayı olarak. Yani AK Parti nasıl iktidar oldu? Milletin değerlerine sahip çıkarak, milletin değerleriyle barışık bir tavır takınarak. Yani ama bunu da yapmacık değil bakın. Tabii, yani yapmacık oldu mu açık veriyorsunuz. Yani bu bir kere eğer siyaset yapmak istiyorsanız bu ülkede dersinize iyi çalışacaksınız. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Yani bu milletin değerlerine hele... Şimdi yeni dönemde artık referandumdan sonra %50'nin üzerinde oy almanız lazım. Tabii. Değil mi? Cumhurbaşkanlığını tabii kazanmanız ki için. Tabii %50'nin üzerinde oy almanız için önceki sistemde hadi %30'da, %35'de falan iktidar oluyordunuz. Koalisyon iktidar oluyordunuz, ortağı oluyordunuz vesaire. Ama bugün o yok artık. Yani ülkenin genel bir gidişi var. Genel bir milletin genel bir tavrı var. Dine karşı, yani dindarlara karşı eski duruşunuzu muhafaza edemezsiniz. Gelişmeye karşı kapalı olamazsınız. Kapalı kapılar ardında iş bitiremezsiniz. Hizmet üretmeniz lazım. Yani önemli olan bu. Yani AK Parti özellikle hani AK Parti çizgisi diyelim biz buna. Hı-hı. AK Parti çizgisi yani veya Cumhurbaşkanımız nereden daha çok milletin gönlünde taht kurdu? 1994 yılında başlayan o Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hizmet üretti. Milletin değerleriyle barışık, onlarla hemhal bir çizgiyi takip etti. Herkesin gönlünde taht kurdu. Siz de kurun, yani siz de yapın bunu. Yani şimdi kızıyorlar. Diyorlar ki efendim işte tek adam olacak, şu olacak. Ya sen de yap, yapabiliyorsan sen de yap. Yani bu hiç kimsenin önüne, yani referandum sonrası hiç kimsenin önü kanmış değil, kapanmış değil. Sen de, ben bunu önemsiyorum Nuh Bey. Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekmelettin İhsanoğlu, yani severiz sevmeyiz, tasvip ederiz etmeyiz ama yine sonuçta bizim de, yani sonuçta AK Parti'nin de İslam Konferansı örgütüne başkan genel sekreter olarak atadığı bir isim yani sonuçta. Hani bir, o yönünü de bir tarafa bırakmayalım. Yani niye mütedeyyin bir kişiliğe sahip aynı zamanda Ekmelettin Bey? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin her ne kadar sırf görüntü olsun ya da işte bir mücadele aracı olsun diye de bile olsa aslında böyle bir ismi desteklemiş olması bence önemli, kıymetli yani geçmiş dönem için. Şimdi de hani bir arayış var ya, benim onlara Abdullah, bir tavsiyem var. Abdullah Bey öneriyor evet, yani ya. Ya o tabii o siyasi bir manevra, yani bak bu da yanlış. Ya şimdi sen gerçekten canı gönülden inanıyorsan öner. Ama AK Parti'nin içini karıştırayım diyor, öneriyorsan da bu önerinin hiçbir anlamı olmadığını herkes anlıyor yani. Yani bugün de gerçekten bugün eğer Cumhuriyet Halk Partisi ya da işte yani Sosyal Demokrat Partiler yani Türkiye'de milletin gönlünde taht kurmak istiyorsa, efendim işte Cumhurbaşkanlığını kazanmak istiyorsa ya da mecliste çoğunluğu elde etmek istiyor ise bu milletin değerleriyle uyumlu, barışık insanlarla siyaset üretmesi lazım. Yani ya bakıyoruz, ya ben buna doğru üzülüyorum. Yani ben kimseyi hani şey yapmak istemiyorum, hani kınamak istemiyorum ama çok bakıyoruz, birleştirici bir gecedeyiz şu anda. Evet, yani bakıyoruz. Birleştirici mesajlar veriyoruz. Ya aslında hayır, ya ben istiyorum Mustafa Bey, olsun. Yani, biz de istiyoruz. Bu, yani, elbette ben isterim ki hani Cumhuriyet Halk Partisi, muhalefet önemli, AK Parti'den bir örnek alsın. Yani şey ya, niye bu parti girdiği bütün seçimleri bugüne kadar kazanmış? Niye 15 yıl üst üste iktidar olabilmiş, girdiği her seçimi kazanmış? Bir ders al değil mi? Yani
Şimdi ama bakıyoruz, bakın çok ilginç. Böyle üst yönetimine, hı hı, işte Amerika'da eğitim görmüş, işte, efendim işte yani hep böyle üst, daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş döneminde üst seviyede siyaset yapmış milletvekillerinin çocukları, torunları, efendim o bürokratların torunları. Yani o tek parti döneminde milletten uzaklaşmış yapının şimdi varisleri aynı şeyi devam ettiriyor yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Şeyi de sayalım ama, Kemal Bey diyor ya bizi kandıramazlar diye, FETÖ'cülerden bahsediyor. O tabii ayrı bir problem tabii yani orada da. Yani mesela orada da bakın, orada da şu hatayı yapıyor. Ya o yeni kapı ruhu diye bir şey var değil mi? Ya geçenlerde hani çok tartıştık bunu da. Bu yani sırf referandum için söylendiyse de çok yazık. Efendim inandığı için de söylendiyse de çok yazık. Yani işte bu darbeyle ilgili kontrollü darbe vesaire. Ya bu bir siyasi partinin genel başkanına yakışır bir tavır mı bir ana muhalefet partisinin genel başkanına? Yani bu ülke bu kadar büyük bir badire atlatmış. Siz bu saatten sonra ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'ye yönelik hangi eleştirisini ya da hangi sözünü ya da bu memleketin sorunlarına yönelik hangi bakış açısını sağlıklı bulabilirim ya? Yani gerçekten çok ben üzülüyorum bu duruma. Hani o diyorum ya, yani ben de bir Türk milletinin bir ferdi olarak, evet, bir seçmen olarak da. Umut Bey'in bir katkısı varmış sanıyorum. Bir özür diliyorum. Ben o muhafazakar aday veya muhafazakar kesime yönelmeyi yanlış bulmuyorum veya eleştirmiyorum. Benim eleştirdiğim şey şu, siz patatesi gömerseniz, yani patatesi toprağa gömüp de tohum olarak, evet, onun üzerine affedersiniz mesela gül şeyi dikerseniz, olmaz. Olmaz, patates, evet, çıkar, evet, oradan yani, evet, gül çıkmaz. Evet. Önce hakikaten gül yetiştireceksiniz, evet, gülü dikmeniz lazım şeye. Evet. Dolayısıyla tamam, muhafazakar aday koyuyoruz ama şey olarak da partinin ana gövdesi veya strateji olarak da muhafazakarları iyi tanıması lazım ve tabii muhafazakar politika üretmesi lazım. Bir de vitrin olarak değil sadece. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani bir bütün olarak. Benim verdiğim kısım, evet, bu. İlave edeceğim bir şey var. Bunlar doğru. Evet. Fakat sanırım daha da zorlaştı CHP'nin bu bahsettiğimiz türde politika üretme meselesi, daha da zorlaştı. Niçin zorlaştı? İki bakımdan zorlaştı. Birincisi, az önce bahsettiğimiz gibi bu anlamda çok çıtayı çok yüksekte tutan örnekler var karşılarında. Yani Erdoğan dediğimiz, tabii, kişi, diğer AK Parti'deki çok birçok önde gelen kişiler hakikaten tam da bu milletin göbeğinden yetişmiş insanlar ve birebir hayatları böyle zaten. Yani bir şeyi taklit etmeleri veya bu millet nasıl yaşıyor diye onu öğrenip ona göre yapmaları gerekmiyor. Zaten yaşantıları o zaten. Evet. Dolayısıyla böyle bir açık, büyük bir mesafe var. İki, başka bir şey daha var. Bu benim bir tespitimdir, katılırsınız veya katılmazsınız. Şimdi ANAP'ın, işte AK Parti'nin ilk yıllarında belki, ondan önceki dönemlerde ve AK Parti'nin ilk yıllarında falan neyse, Türkiye'de daha çok altyapı problemleri var. Yerel yönetimlerde veya genel anlamda, yani işte köprü möprü falan gibi de. Yani hizmet noktasında çok eksikler var. Dolayısıyla vatandaşın, seçmenin yerel seçimde, genel seçimde falan neyse, siyaset noktasında idi. Evet. Dolayısıyla o dönemde kim bize hizmet getirir? Kim daha bizim gibi yaşıyor? Kim bizim gibi samimi? Bu çok önemli değildi. Kim hizmet getirir? Buna bakıyordu vatandaş. Şimdi bu bahsettiğimiz standart hizmetlerin, altyapı hizmetlerinin büyük bir kısmı tamamlandı. Bitti artık yani. Türkiye'nin genelinde aşağı yukarı bir noktaya geldi. Tamamlandı. Evet. Artık seçmen başka bir şeye bakıyor şimdi. Seçmenin de, Türkiye'de seçmenin de şeyi yükseldi. Hem seçmenin kesitlik kalitesi yükseldi. Hem de bahsettiğim gibi beklentisi değişti. Eskiden diyor, evet. Eskiden altyapıya bakıyordum. Ama şeyi de ben olumlu görüyorum. Şu yani, çok önemli. CHP'nin şimdiye kadar yok saydığı muhafazakar kesimi en azından hani kabul, önemsemesi de bir şeydir yani. Doğru ama zorluğunu hani, söylemeye çalışıyorum. Onlar açısından bayağı zor bu ama. Şunun için bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi artık seçmen eskiden dediğim gibi ya bize hizmet getirsin de kim olursa olsun ne yaparsa yapsın nasıl davranırsa davransın değil. Şimdi seçmen siyasetçinin bakışına anlam çıkarıyor. Gelip kendisine tokalaşırken bir siyasetçi, bir milletvekili hatta kendisine tokalaşırken, işte sıraya geçiyor ya böyle diziyor, benimle tokalaşırken diğerine bakıyorsa tabii, milletvekili, evet, bitti abi, bitti işi. Yani artık bu kadar şeyin de standardı yükseldi. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani tabii, şimdiki tabii
seçmenin karşısında samimi politika üretmek daha da zorlaştı. Beklentisi farklı çünkü. Aynen. Bunu söylemeye çalışıyorum. Evet Resul Kurt. Evet şimdi ben birkaç ifadede bulundum biraz önce. Tabii hemen mesajlar geliyor. Tabii şimdi bizim Star Gazetesi'nin kayıp kamyonlar davası bizim manşetleri atınca o dönemin sosyal güvenlik kurumunun başkanlığı veya bakan beyi bilmiyorum hani talimatla bu dosyayı, bu raporu kim sızdırdı? Soruşturma açılıyor. Yani para çalanlara soruşturma açılmıyor. Soruşturma, bu rapor nasıl sızdırıldı? Ona soruşturma açılıyor. Bir diğeri özellikle soruşturmanın başlaması için burada tespit yapan bir gidiyorlar. Bizim bir sürü malımız, mülkümüz var, hiçbir şey yok. Bakıyorlar defterlere, hepsi çıkmış. Tonlarca normalde devletin hurdasını eğer metal bir şeyse MKK'ye vermeniz lazım. Makine kimya vermeniz lazım. Kağıtsa onu açık arttırma, ihale yapıp satmanız SK lazım. SK vardı o zaman. SK'dan sonraki dönemler evet. Abi. Şimdi bunların hiçbiri yapılmamış. Bir de üstüne üstlük biz bunu imha ettiriyoruz diye parası vermişler. Bunların buyur. Tespitini yapan bürokratlar defterleri alıyor, tutanak tutuyor ve kurumun üst yönetimine yazı yazıyor, dilekçe yazıyor işte kendileri. Diyor ki efendim biz burada böyle Mesut'um, böyle bir suistimal... Konuyu da çok dağıtmayalım bak başka konudan tabii, geri döndük. Suistimal, suistimal çıktı diye yazı yazıyor ve bu yazıyı yazan, bu yolsuzluğu ortaya çıkaran bürokrata da bir FETÖ iftira mektubu yazıyor. Bu FETÖ'cüdür diyor. Bu kadar işte. Bu arkadaşımız, bu vatansever arkadaşımız FETÖ soruşturması geçirdi. Gitti savcının huzurunda ifade verdi. Vallahi FETÖ'cü değilim. Diyor. Ha, bir şey çıktı mı? Hayır ama sonuçta bu insan FETÖ mağduru oldu. Bir diğeri kontrollü darbe. Bakın kontrollü darbe Türkiye'de şehitlerimize yapılacak en büyük terbiyesizliktir. Aynen. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun derhal özür dilemesi lazım. Derhal. Behamel. Hiçbir şekilde şehitlerin aziz hatırasına hiçbir siyasetçi saygısızlık gösteremez. Bu ülkenin kontrollü bir darbeyle olağanüstü hale götürüldüğünü iddia eden Kemal Bey, ben çok açık ve net söylüyorum, FETÖ'nün oyuncağıdır, FETÖ'nün söylemlerini konuşmaktadır ve çok net üzülerek söylüyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi de tıpkı ismini taşıdığı Cumhuriyet Gazetesi gibi temel değerlerinden, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından, altı okundan sapmıştır. Fethullah Gülen'in terör örgütünün batağına doğru sürüklenmektedir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun derhal kendi partisinde kaç FETÖ'cü milletvekili var, kaç FETÖ'cü belediye meclis üyesi var, kaç FETÖ'cü belediye başkanı var, kendi il örgütlerinde, ilçe örgütlerinde kaç FETÖ'cü yönetici var, bunlar bir kontenjan dahilinde açık gizli bir anlaşmayla mı verilmiştir? Nasıl bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi gibi sosyal demokrat bir partiye bu FETÖ unsurları sızmıştır? Bak bugün gazetelerde yine vardı. Falan fişmekan ilde il örgütünün bilişimden sorumlu başkan yardımcısı FETÖ'den tutuklanıyor. Yani bunlar tesadüf müdür? Hayır. Bakın eğer Türkiye'de halkı kucaklamıyorsanız, bu AK Parti için de geçerlidir çok net. Halkı kucaklamayan, halkın ayağına gitmeyen, halka samimi davranmayan, halkını anlamayan hiçbir siyasetçi artık başarılı olmayacaktır. Kumpasla, darbeyle, öyle böyle bu milletin başına yönetici olarak hiçbir siyasetçi gelemez. Bu ülkeye yönetici, hizmetkar olmanın yolu bu ülkeye hizmetkar olmaktan, samimi olmaktan geçiyor. Çok net söylüyorum. Yani bizim artık cumhuriyet değerlerimizi daha çok yaşayacağımız, halkımızı daha çok kucaklayacağımız yeni bir dönemin başlangıcındayız. Bu... Artık bizim şunu net bir şekilde görmemiz lazım. İktidar olmak isteyen milliyetçi oyu da alacak, sağcı da alacak, aynen, muhafazakar da alacak, sosyal demokrat da alacak, işçi partisinden de oy alacak. Bakın. Bu şeye ne diyorsunuz peki? Bu ayakkabıyla girme meselesi. Yani ayakkabı yani bu şekilde mi alacak? Senle... Oradan alacak, buradan alacak diyorsunuz da. Şimdi bakın ben
Gürsel Tekin eğitim durumu çok zayıf bir insan. Benim bildiğim kadarıyla ya ilkokul mezunu veya ortaokul dışarıdan lise olabilir. Ne oldu? Ha, bilmiyorum. Ya, çok ben, önemli değil. Ama. Önemli yani, bence evet. Önemli. Yani neden? Sizin şu ya. Açıdan önemli. Sizin bir insanı anlayabilmeniz için. Yok öyle, öyle insanın, değerlendirmemek lazım. O insanın, yani. O insanın yaşadığı standartları bilmeniz, görmeniz lazım. Yani, yani o insanın, ya lazım. Ben... siz siyaset yapmışsınız. Yok bilmiyorum. Yok hayır yani, eğitim bilemem. Durumu eğitim durumu önemli tabii bu yani. Bu insanın bugün, ya ama ya Resul bugün Bey, o Cumhuriyet zaman şöyle Halk Partisi'nde yanlış, genel başkan hayır, yardımcılığı yapan yanlış, bir yanlış algılanır. Eğitim şimdi durumunun, bir, eğitim durumunun Türkiye'de en azından yeterli olması lazım. O, yok yani, yani Türkiye'de yani ilkokul mezunu olan lise mezunu bir sürü insan var yani. Bu hikmet meselesidir, arif olmak meselesidir. Yoksa eğitimle alakalı bir mesele değil yani bu. Bence. Ya eğitim de önemli. Benim naçizane görüşüm, bu ülkeye hizmet edeceksen bu ülkeye vereceğin bir şeyler olmalı. Yani siyaset bu ülkeye hizmet etme yeri ise, bakın ilkokul mezunu olup, bak çok net söylüyorum Uza Bey, ilkokul mezunu olup bizi cebinden çıkaracak insanlar var. Evet. Onlara saygımız evet. Yok ama İşte erdemli olmak lazım. Erdemli, evet, evet. Tabii, eğitimden ziyade. Ya eğitimden kastettiğim o aslında. Yani evet. Üniversite evet. Bitirmek ha. Bilgisi evet. Yok yani. Eğitim evet. Demek adab-ı muhaşeret kurallarını tabii. Bilmek. Eğitim kendini demek, eğitmek. Kendini evet, bilmek. Evet. Ne diyor? İlim kendini bilmektir. Yani şimdi sonuç itibariyle siz kendinizi bileceksiniz ki bu ülkenin değerlerine saygı duyabilirsiniz. Ben çok açık ve net söylüyorum. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi tarafında da, AK Parti tarafında da, başka partilerin tarafında da herkesi kucaklayıcı politikalar üretilmesi gerektiğini buradan biz söylüyoruz ve buradan da bütün partiler mutlaka kendi üzerlerine düşeni anlıyordur. Kucaklamak için ayakkabıyla mı gireceğiz? Yeni bir dönem. Artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu sivri dilini bırakması lazım. Bak Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık gerilimi azaltması lazım. Türkiye'de bir takım yeni siyaset modelleri geliştirmesi lazım. Bağırarak, çağırarak, seni asarım, partiden atarım. Hı, hı. Bitti bu. Bu dönem bitmiştir Kemal Bey. Artık danışmanlarını değiştir kardeşim. Danışmanlarını değiştir. Akil insanlarla çalış. Çok net bir şekilde önünü gören, sana yol gösteren, sana halkı kucaklatacak insanlarla birlikte çalış. Sana dikte edilen, sana dayatılan, talimat verilen şekillerde, davranışlarda Türkiye'ye bir katkın olmaz. Kalkıp da kontrollü darbedir demek FETÖ'nün ekmeğine yağ sürmektir. Başka hiçbir açıklaması olmaz bunun. Çok net yani. Ve burada bizim artık normalleşmemiz de gerekiyor. İnanın bizi izleyen yüz binlerce ekranımızda izleyicilerimiz var. İnanın hangi görüşten olursa olsun artık bu yüksek gerilimin bitmesini istiyor. Diyor ki ya siyasetçiler kendi aranızda artık siyaset yapın, kavga etmeyin. Siyaset yapmanın yolu kavga etmekten geçmez. Ama siyasetin yolu doğru söylemek, doğruları söylemekten geçer. Bakın doğru söylemekte hiçbir sıkıntı yok. Referandum sürecinde doğru söyleyebilirsiniz neler ama söylediler ya. Bakın yani. Şimdi iftira atamazsınız. Sizin kalkıp da bir insana iftira atmanızın vebali hiçbir şeyde yok. Suçsuz, günahsız bir insanı ateşe atmanızın, yakmanızın hiçbir günahının açıklaması olamaz. Yani burada bizim söylediklerimizin içerisinde bir yanlışlık var mı Allah aşkına? Biz ne diyoruz? Herkesi kucaklayalım. Ya biz hepimiz aynı görüşte olmamızı Allah'ımız isteseydi tek tornadan çıkar gibi olurduk. Herkes farklı. Herkesin kendi yetiştiği ortama göre, kendi eğitimine göre, kendi kültürüne göre farklı düşünceler olabilir. Ama bakın bir ortak paydamızın olması şart. O da nedir? O da bizim ülkemizin en önemli değeri, hepimizin milli bir duruşunun, ülkenin milli çıkarlarının yanında olmasıdır. Bakın i̇şte, farklı bak, görüşte olmak başka duruş, bir şey. Buna eyvallah. Bak bu, evet. bu çok doğru. Az önce Nuh Albayrak da bunu dedi. Milli duruş bundan sonra hani dediniz ya 15 Temmuz'dan evet. Sonra yayıncılığın da belli kriterlerin değişmesi doğru. Fakat milli duruş sergiliyorum görüntüsü altında gene başka bir şey yapıyor. Şimdi biz şu döneme kadar sanatçı görünümünde, gazeteci görünümünde, bilmem işte şair yazar görünümünde ajanlar olduğunu öğrendik. Ülkemizde kimlerin cirit attığını gördük. Bundan sonra da şu milli duruşun hani adını koymak lazım. Yani milli duruşu neye göre yapacağız? Neye göre anlayacağız milli çok olduğunu basit, o duruşun? Çok basit tarifi var. Bu ülkenin yani bu milletin ortak düşmanları, ortak tehditleri var.
terör karşısında, darbe karşısında, işte FETÖ gibi bu ülkenin her kesimine düşmanlık yapanlar karşısında bir ortak tavır sergileyebilmesi lazım. Bugün terör, teröristle başka kime yarar, kime faydası var? Veya FETÖ'nün, Allah aşkına FETÖ'nün yaptıklarının kime faydası var? Dolayısıyla hangi görüşten olursa olsun, hangi etnik kökenden olursa olsun, hangi bölgede yaşarsa yaşasın, toplumun tamamı için tehdit olan, tehlike olan şeyler var. Ama orada bu, da işte bak FETÖ, bu konuda FETÖ diyor, FETÖ diyorsunuz kontrollü darbe diyor. Terörü lanetliyor, PKK demiyor. İyi ya işte, tarif dediğiniz şey bu işte. Ha, terörü lanetliyor, PKK demiyor. Abi tamam, bu işte bilmem, mesele. Batı falan işte bizim bize bilmem ne diyor. Batı'nın kucak açması, FETÖ'cülere kucak açmasına, teröristlere kucak açmasına bir şey demiyor. Şimdi tamam işte bak, o adam da milli diyor. Ben onu diyorum. O zaman biraz daha ben sana bir şey tarif yapayım. Kimse alınmasın. Şimdi referandum yaptık biz, tamam mı? Bu millet ilk defa Kurtuluş Savaşı'nda 5000 küsür şehidimizin, Allah rahmet eylesin, hepsine, bütün şehitlerine rahmet eylesin, canına mal olan biz zaferlerimiz oldu bizim cephelerde. Ama daha sonraki darbelerde, her darbeden sonra vatandaş gene oylarıyla bir şekilde siyasete döndürdü şeyi, darbecileri falan filan. Neyse ama bugüne kadar baktığımızda milletin o cephede elde ettiği zaferin faturası şeyini, tapusunu almadığını gördük biz. Hep irade başkasının elinde. İlk defa, uzatmayalım, 16 Nisan'da milletin bu zaferlerin tapusunu alma ve kendi iradesini kendisinin eline geçirme fırsatı doğdu. Tamam mı? O fırsatı da değerlendirdi. Evet. Ama o zaman kim ne de durdu? Benim dediğim tarif değişti dediğim şey bu. Şimdi efendim, milliyetçi veya milli muhafazakar veya dindar bir kesim, tamam mı? Kimse bu, fark etmiyor. Evet. Mesela Saadet Partisi diyelim, tamam mı? Bu gitti şeyin yanında durdu. Hayır cephesinde durdu. Tamam mı? Evet. Beni ilgilendirmiyor. O işin şeyi konuşmuyoruz. Yani işin dindarlığı veya kişilerin, o onun meselesi. O konuştuğumuz şey bu değil. Memleketle ilgili şeyi, tavırı konuşuyoruz. Tamam mı? Benim için bunun nasıl dindar veya muhalif veya muhafazakar olduğu beni ilgilendirmiyor. Ortaya koyduğu tavır önemli. Evet. Bir başkası da diyelim ki solcu birisi, solcu bir kesim veya solcu. Bu konuda gerçekten milletin çok bir fırsat olduğunu düşünerek bu iradenin milletin eline geçmesi gerektiğini düşünüyor. Benim için bu çok değerli. Söylemeye çalıştığım şey bu. Buna göre ölçeceğiz her şeyi. Evet. Buna göre ölçeceğiz. İsterse ana muhalefetin lideri olsun, kontrolü darbe diyorsa, bu bahsettiğim çizgiye ve çerçeveye uymuyor demektir zaten. Evet. Sizin bir katkınız. Tabii var. Yani burada milli duruş, milli çıkar. Bakın, yurt dışında hangi ülkeye bakarsanız bakın, milli çıkar söz konusu olduğunda bütün politikacılar her şeyi bir tarafa bırakırlar yani. Bir tarafa bırakır. Aynen. Komünisti, sağcısı, solcusu, Hristiyan demokratı, medyası da dahil olmak üzere hepsi tek vücuttur. Bak, tek vücuttur. Milli çıkar söz konusu olduğunda. Bize operasyon yapıyor kendi ülkelerin çıkarları için. Bizim bir milli çıkarımız söz konusu olduğunda bakıyorsunuz, ne kadar satılmış ruh varsa, ne kadar içimizdeki İrlandalı varsa, ne kadar tasmalı köpek varsa, hepsi sahiplerinin sesini burada haykırıyor. Onun için bizim çok uyanık olmamız lazım. Bakın, bizim bu ülkede barış içerisinde, huzur içerisinde, kardeşçe yaşamamızın tek yolu birbirimize sarılmak, birbirimizi anlamak, farklılıkları zenginlik olarak görmekten geçiyor. Bundan daha öz nasıl söylenir bilmiyorum ama inşallah daha güzel günlere geleceğiz. Son sözü Rıza Sakay'a vereceğim. Son 3 dakika. Evet, yani gerçekten çok hızlı geçti. Ya bizim bu memlekette Cumhuriyet Halk Partisi'ne de ihtiyacımız var. Saadet Partisi'ne de, AK Parti'ye de ihtiyacımız var. Ama işte bu milletin değerlerine sahip çıkmaları. Kriterimiz milli duruş olmalı. O milli duruşu sergilemeleri halinde. Nuh Bey aslında güzel ifade etti yani. Bu memleketin düşmanları var, evet, dostları var, kırmızı çizgiler var. Şimdi siz eğer kalkıp bu memleketin düşmanlarının bulunduğu safta yer alıyorsanız, kusura bakmayın yani, adınız ne olursa olsun, nereden geliyor olursanız olun, yani dindar olursunuz, olmazsınız, oradan olursunuz, buradan olun, milli duruş sergilenmiyorsunuz demektir. Yani bugün Türkiye'nin bu yürüttüğü mücadelede, gerek İşte Suriye politikasında, gerek FETÖ mücadelesinde, gerek Avrupa Birliği ile ilgili yürüttüğü mücadelede, eğer siz
kalkıp onları eleştirmek yerine kendi Cumhurbaşkanınızı eleştiriyorsanız, kendinizi zor durumda bırakacak işler yapıyorsanız, yani durup dururken 2 yıl geçmiş hala MİT tırları meselesini kaşıyorsanız, hala işte bir Cumhuriyet... MİT kime hizmet ettiği de aşağı çıkmış olmasına yani, rağmen. Yani rağmen, bir evet. Cumhuriyet savcınız şehit oluyor. Yani görevi başında bir kaza ya da cinayet, bilmiyoruz ne olduğunu. Şehit oluyor ama siz hala kamyon biçti diye dalga geçer gibi haber yapıyorsanız, mesaj veriyorsanız, ya düşünün yani bu o zaman ya bu memleket için siz ne yapıyorsunuz? Yani bu memleketin, ha şunu da biliyoruz bakın, herkes biliyor. Kurtuluş Savaşı'nda da bu memleketin hainleri vardı. Çanakkale Savaşı'nda da hainleri vardı. Kıbrıs Savaşı'nda da hainleri vardı. Bu memleketin hainleri var. Biz de o zaman bunlara hain yaftasını vururuz. O zaman da hiç kimse demesin ki vay efendim fikir özgürlüğü, düşünce ifade özgürlüğü değil. Öyle fikir, düşünce ifade özgürlüğünün bir sınırı vardır. Benim ülkem yok olacaksa, benim ülkem ateşe atılacaksa öyle ifade özgürlüğünden dem vuramayız. Kesinlikle. Hiç kimsenin böyle bir özgürlüğü yok. Evet, çok teşekkür ediyorum her birinize. Bu akşam gerçekten program çok hızlı geçti. Ben de anlamadım nasıl bittiğini. Sevgili seyirciler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizlere 2 saat boyunca katlandınız. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Altun kızma. Yaz günü